O yüzden ya işte bugün camiler Diyanet'in elinde, o zaman camiler mescid-i dırardır demen senin kendi sözündür. Senden önce kimsenin söylemediği bir sözdür. İslam tarihi boyunca senden önce, senin tefrit ehli hocalarından önce hiç kimsenin söylemediği bir sözdür. Bir mescidin, bir caminin imamı kafirdir, orada namaz kılınmaz diyorsanız, siz diyorsanız, o zaman bugün Kabe mescid-i dırardır demeniz lazım. Çünkü bugün Kabe Amerikan uşağının, Suud devletinin elinde. O zaman Mescid-i Nebevi mescid-i dırardır demeniz lazım. Çünkü Mescid-i Nebevi Suud devletinin elinde. O zaman peygamberin övdüğü üçüncü mescid olan Mescid-i Aksa bugün İsrail'in kontrolünde. Demeniz lazım ki Mescid-i Aksa mescid-i dırardır. Ebu Hanife birine bağlı olmamak için zehirlenerek şehit olmayı bile göze almış biridir. İmam Şafii linç edilerek şehit edildi. İmam Malik parmakları ayakları kırıldı, adam yatağında şehit oldu. İmam Ahmet hapiste şehit oldu. İmam budur. İmam Ali. Öyle ya, İmam Ali. Bunkilere bakıyorsun. İmam Şükrü. Ne yaptı İmam Şükrü? Vallahi biri yatıyor. Öldü de yatıyor, pamuk tıkadı falan. Adama meseleleri anlattık. Arkadaşlar bakın, adam imam, ha imam. Adam bana ne dedi biliyor musunuz? Adam dedi ki, ben hayatım boyunca bunları ilk defa senden duyuyorum. Adam imam arkadaşlar, imam. La ilahe illallah'ın tefsirini ona anlattım. İmam olacak insanlar hutbeye çıkıp dememeli mi? Allah şöyle söylemiştir. Peygamber böyle söylemiştir. Rabbimiz Maide suresinde demiyor mu? وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَ تَلَاي Onlar hiçbir kınayıcının kınamasından korkmazlar. ذَٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِهِ مَنْ يَشَاءَ Bu Allah'ın ikramıdır. Allah ikramını dilediğine verir. Yani bu cuma meselesi muhafazakarlar arasında da ihtilaflı, mütedeyyinler arasında da ihtilaflı, tarikatçılar arasında da ihtilaflı, tevhid ehli arasında da ihtilaflı, tefrit ehli arasında da ihtilaflı. Yani bu cuma meselesi komple ihtilaflı. Peki soru. Peygamber neden 3 sene boyunca Mekke'de cuma namazı kılmadı? Hani siz diyorsunuz ya, 3 cuma namazı kılmayanın karısı boş olur, 3 cuma namazı kılmayanın kalbi mühürlenir, bilmem ne, bir sürü hikaye uyduruyorsunuz. Haşa, peygamber 3 yıl kılmadı. O yüzden yani cuma namazı kılmayan dinden çıkar, yok karısının nikahı düşer falan, böyle şeyler yoktur. Dolayısıyla bizim en ahlaklımız olan peygamber bile Mekke'de güçsüzken cuma namazını kılmamış, Medine'de güçlü olan sahabelere kıldırmışken biz Türkiye'de ya da diğer ülkelerde çok mu güçlüyüz? Değiliz. Hal böyleyken bugün cuma namazı farzdır demek doğru olmaz. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm arkadaşlar. Bugün inşallah her zaman sorduğunuz, her zaman ilgilendiğiniz cuma meselesinden konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam inşallah cuma meselesinden konuşacağız ama bence ilk başta cami meselesi ve imam meselesine kısaca bir değinseniz, ondan sonra cuma meselesine geçsek nasıl olur? Tabii ki daha iyi olur. Çünkü böyle meseleler tabiri caizse domino taşı gibidir. Domino etkisi oluşturan meselelerdir. Yani bir insan cami meselesini, yani mescid-i dırar meselesini anlamazsa imam meselesi onun için lüzumsuz olur. İmamlar meselesini bir adam anlayamazsa cuma meselesi onun için lüzumsuz olur. O yüzden cami, imam ve cuma meselesini, yani mescid-i dırar, mescid-i takva dediğimiz ayrım, Müslüman imam, Müslüman olmayan imam dediğimiz ayrım ve cuma kılınır mı kılınmaz mı dediğimiz ayrımı muhakkak bir şekilde yapmamız lazım. Dediğiniz gibi bu şekilde paraf paraf, parça parça gitmemiz daha hayırlı olacaktır. Peki hocam, bu mescid-i dırar nedir? Dırar, zarar demektir. Mescid-i dırar ise zararlı mescid demektir. Bu kavram bugün çok tartışılan bir kavramdır. Hatta ülkemizde cumhurbaşkanlığı yapmış, geçmişte, yakın bir geçmişte cumhurbaşkanlığı yapmış bir kişi kendi kitabında gençken camiler mescid-i dırar mıdır değil midir, cuma namazı kılınır mı kılınmaz mı diye arkadaşlarıyla tartıştıklarını vesaire söylüyor. Yani o gençlik zamanlarında, İslamcılık zamanlarında. Yani biz de anlıyoruz ki bu mesele demek ki 40'lı 50'li yıllarda bile Türkiye'deki İslami kesimin gündemindeymiş. Aynı şekilde Osmanlı'nın son Şeyhülislamı Mustafa Sabri Efendi'nin de bu meseleye oldukça fazla bir şekilde değindiğini görüyoruz. O yüzden hem yakın tarihimizde hem de İslam tarihi boyunca sürekli insanların gündemini meşgul eden bir konudur bu. Dırar mescidi meselesi. Bugün de günümüzde kendine tevhid ehli diyen ama bizim deyimimizle tefrit ehli olan
sözde hakimiyet davetçilerinin insanları çağırdığı bir şeydir. Camiler dirar mescididir, camilere gitmeyin. Bakın imamlar demiyorum ha, imamlar bir kenarda, geleceğiz. Camiler dirardır, dirar mescididir, gidilmez diye. Biz bunları tevhid davetçisi demiyoruz. Kendini tevhid ehli zanneden tefrit davetçisi diyoruz. Hani ifrat ve tefrit var ya, bunlar tefrit ehliler. Dini hakimiyet meselesi olarak zannediyorlar. Bunların çok fazla değindiği bir meseledir. Bu dirar mescidi, yani zarar mescidi meselesi. Peki bu mesele nedir? İslam tarihinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den itibaren başlayan ve daha sonra neredeyse günümüze kadar etkileri devam eden bir süreç. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İbn-i Sa'd'ın tarihinin 3. cildinin 541. sayfasında, bu videoda bu arada arkadaşlar böyle sürekli kaynak isimleri vereceğiz. Bu kaynak isimlerinden kendinize kontrol edebilirsiniz. Kalbiniz mutmain olsun bütün videolarımızda olduğu gibi. 630 senesinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Huneyn gazvesini yapıyor ve Taif seferine çıkıyor. Resulullah bu seferleri yaparken Ebu Amir el-Rahib isimli bir adam bu seferlerden sonra artık Arap Yarımadası'nda yaşayamayacağını görünce Şam'a, Bizans'a kaçıyor. Bu Ebu Amir el-Rahib kimdir? Bu adam bir Hristiyandır ve Uhud Savaşı'nda Müslümanlarla savaşmış biridir. Bedir Savaşı'nda Müslümanlarla savaşmış biridir. Resulullah Medine'ye geldiğinde Medine'den kaçmış biridir. Tebük ve Taif seferlerinden sonra artık Arap Yarımadası'nda yaşayamayacağını görüp Bizans'a sığınmış biridir. Böyle bir adam. Ve bu adam İslam'a karşı bazı askeri hazırlıklar içerisinde bir savaş süreci izliyor ve Abdullah İbni Übey İbni Selül'ün de yakın akrabasıdır kendisi. Yani Medine'nin en büyük münafığının çok yakın bir akrabasıdır bu kişi. Hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Amir el-Rahibe Ebu Amir el-Fasık diyor. Yani Resulullah o adama böyle bir lakap takıyor. Nasıl ki hatırlayın Resulullah Kab bin Eşref'e ne demişti? Resulullah Kab bin Eşref'e tağut demişti değil mi? Ona tağut diye lakap takmıştı. Resulullah Ömer bin Hişam'a ne dedi? Ömer bin Hişam'a Ebu Cehil dedi değil mi? Aynı şekilde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir sürü kafire lakaplar takmıştır. Parayı çok seven Mekkeli müşriklere Resulullah ne dedi? Abdü Dinar dedi. Abdü Dinar yani paranın kulları dedi. Veyl olsun onlara dedi, yazıklar olsun. İşte bu Ebu Amir el-Fasık Medinelilere haber gönderiyor. Medineliler içerisinde de Vedia bin Amir'e mektup yazıyor, haber gönderiyor. Diyor ki ben Bizans valisiyle görüşeceğim, Bizans kralına haber vereceğim, onlardan maddi destek alacağım ve Medine'ye gelip Muhammed'i Medine'den çıkartacağız. Bunun için bir hazırlık içerisindeyim. Sen de oradaki insanları örgütle ve orada askeri hazırlıklar, askeri yığınaklar, silah birikimi, asker birikimi vesaire bu tip çalışmalar yap diyor. Ve Müslümanların da dikkatini çekmemesi için Medine'nin hemen dışında Kuba Mescidi'nin tam karşısında Zuevan mevkisinde bir mescit yapılmasını istiyor. Ebu Amir el-Fasık ya da eski adıyla Ebu Amir el-Rahib kime bunu söylüyor? Vedia bin Amir'e diyor ki bir mescit yap. Tam da Kuba Mescidi'nin karşısına bir mescit yapmasını istiyor. Neden? Asker toplamak için ve aynı şekilde silah biriktirmek için. Yani burada bir askeri sebep var arkadaşlar. Yani bu mescidin yapılmasının illeti İslam'ı yıkmak için askeri çalışmalar yapmaktır. Vedia İbni Amir liderliğinde gerçekten de bu Mescid-i Dırar'ı yapıyorlar. Zaten şu an ekranda da Mescid-i Dırar'ın harabe haline gelmiş bugünkü görüntüsünü görüyorsunuz. Ve Zuevan mevkisinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Tebük seferi için son hazırlıklarını yaparken Vedia'nın liderliğinde 5 kişilik bir münafık grubu Resulullah'a gelerek diyorlar ki ya Resulallah, Mescid-i Nebevi bize çok uzaktır. Yaşadığımız yerde mescit yoktur ki arkadaşlar bu yapılan mescit de bizim bildiğimiz Kuba Mescidi'nin karşısında, yani çok yakın bir mevkide yapılmış. Diyorlar ki biz kendimize bir mescit yaptık. Bizim mescidimizde namaz kılar mısınız? Diyorlar Resulullah'a. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem orada namaz kılacak ya arkadaşlar. Ora meşrulaşacak. O yüzden Resulullah da diyor ki Tebük'ten dönüşte, yani seferden dönüşte bunu konuşalım, bunu yapalım diyor. Ve arkadaşlar bunun üzerine münafıklar sevinçli bir şekilde bu haberi aldıkları zaman hemen birbirleriyle tekrar mektuplaşıyorlar. Tekrar çalışmalara başlıyorlar. Silah biriktirmek, adam toplamak, nasıl yapacağız, nasıl edeceğiz diye kendi çalışmalarını yaparken Resulullah Tebük seferinden dönüyor.
ve Tebük seferinden dönerken Tövbe suresinin 107, 108, 109 ve 110. ayetleri nazil oluyor. Allah Azze ve Celle bu ayetlerle birlikte söz konusu mescidin bir dirar mescidi olduğunu, yani bir zarar mescidi olduğunu belirtiyor ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu mescidi yıkıyor. Mescidi yıkması için de sahabelerden Asım bin Adi el-Aclani ve Malik bin Duhşem es-Salimi'ye emir veriyor. Diyor ki gidin o mescidi yıkın. Sahabeler de geliyorlar bu mescidi yıkıyorlar, kalan kısmını da yakıyorlar arkadaşlar. Hatta münafıklardan biri yakılmaması için direnince sahabeler burayı direkt yıkıyorlar. Eğer dışarı çıkmazsan yakacağız diyorlar ve orayı yakıyorlar. Bu adam da vücudunun bir kısmı yanar halde oradan kaçarak gidiyor ve Allah Azze ve Celle onları böyle zelil duruma düşürüyor değerli arkadaşlar. Bu Mescid-i Dırar'ın yıkılmasının kaynağı ise Vakidi'nin 3. cildinin 1046. sayfası, aynı şekilde İbn-i Hişam'ın 4. cildinin 530. sayfasında geçer. Peki konuyu kısaca anladık. Mescid-i Dırar'ın yapımını ve yıkımını anladık. Sebebini, ne olduğunu anladık. Bu inen ayetler nedir? Tövbe suresi 107, 108, 109 ve 110 dedik ya. Bakın arkadaşlar, Allah Azze ve Celle bu ayetlerde şöyle söylüyor. Dikkatli bir şekilde dinleyelim. Zararlı eylemler gerçekleştirmek, kafirliklerini yani inkarcılıklarını pekiştirmek, müminlerin arasına ayrılık sokmak ve daha önce Allah ve Resulüne savaş açmış kişi lehine fırsat kollamak üzere bir mescit yapmışlardır. Amacımız sadece iyi bir şey yapmaktır diye de yemin ederler. Allah şahit, onlar kesin kes yalancıdırlar. Şimdi 107. ayet buydu. Bugünküler diyorlar ya, camiler mescide dırardır, tağutlar imam olduğu için, tağutların kontrolünde olduğu için bu ayeti delil alıyorlar. Bakalım devamındaki ayetlerde ne diyor? Orada asla namaza durma. Daha ilk günden takva temeli üzere kurulan mescid, yani burada Mescid-i Dırar'ın karşısındaki Kuba Mescidini Allah söylüyor. Daha ilk günden temeli takva üzere kurulan mescid ise namaz kılman için elbette daha uygundur. Burada gerçekten arınmak isteyen adamlar vardır. Allah da arınmaya çalışanları sever. 108. ayet buydu. 109. ayette ise Allah Azze ve Celle diyor ki, binasını Allah'a saygı ve onun hoşnutluğunu kazanma temeli üzerine kuran mı daha iyidir? Yoksa binasını kaymak üzere olan bir uçurumun kenarına kurarak onunla birlikte cehenneme yuvarlanan mı? Allah hakkı çiğneyenleri doğru yola iletmez. 109. ayet de buydu. 110. ayet ise arkadaşlar, onların kurduğu bina yaşadıkları sürece işlerinde bir huzursuzluk kaynağı olmaya devam edecektir. Allah her şeyi bilmekte ve hikmetle yönetmektedir. Görüldüğü üzere arkadaşlar, Allah Azze ve Celle ayette Dırar Mescidini anlattı. Orada namaz kılma dedi. Orası zararlı bir yerdir dedi. Ve temeli takva üzere olan yerden namaz kılmak daha iyidir dedi. Sonra 109. ayette de dedi ki, binasını Allah'a ve onun hoşnutluğunu kazanma temeli üzere kurulan mı daha iyi, yoksa uçurumun kenarına kurulup sonra cehenneme düşen bina mı, yani cami mi daha iyi dedi. Ve bu şekilde Allah Azze ve Celle bu Dırar Mescidi ayetlerini bize indirmiş, nazil etmiş olduğu alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Şimdi arkadaşlar, gelelim asıl meselemize. Bugünkü camiler Mescid-i Dırar mı değil mi? Evvela şunu en baştan belirtelim. Üstünü çizerek söyleyelim. Bu videoda arkadaşlar kendilerini ehl-i sünnete, yani Kur'an ve sünnete nispet eden camilerden bahsediyoruz. Yoksa Şiilerin kiliseye benzeyen mescitlerinden değil. Ya da insanların ibadethane ismini verdikleri ama içerisinde herhangi bir sinagogdan, herhangi bir kiliseden farkı olmayan yerlerden, tarikatçıların kendi dergahlarından, tarikatçıların kendi yaptırdıkları şeyler var ya, onlardan, buralarda namaz kılmaktan bahsetmiyoruz. Buralar şüphesiz ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bize miras olarak bıraktığı mescit geleneğiyle hiçbir alakası olmayan yerlerdir. Biz bugün burada Türkiye'deki halkın, Türkiye'deki insanların kendilerini Allah'a, Allah'ın dinine nispet ederek Allah rızası için yaptırdıkları camilerden, aynı şekilde kendini Kur'an'a ve sünnete nispet eden, geçmişe doğru gidildikçe bütün ülkelerde, dünyanın neresinde olursa olsun, geçmiş devletler, geçmiş imparatorluklar, geçmiş çağlarda yaşayan insanlar, bunların camilerinden bahsediyoruz. Yani Şii camilerinden ya da başka Hristiyanların kiliselerine benzeyen camilerden bahsetmiyoruz. Bunu söyleyelim. Şimdi arkadaşlar, madde madde gidecek olursak eğer, böyle parça parça gidelim ki konu daha net bir şekilde anlaşılsın. Birincisi değerli arkadaşlar, Allah Dırar Mescidine oradaki imam kafirdir diye Dırar Mescidi demedi. Normalde Dırar Mescidi'nin imamı kafir miydi? Evet, kafirdi. Mescid-i Dırar'ı yapan
Vedia bin Amir münafık, kafir bir adamdı. Yaptıran Ebu Amir el-Fasık, o da kafir bir adamdı. Dolayısıyla arkadaşlar buranın imamı kafirdi. Ama Allah ayetlerin hiçbirinde, peygamber de hadislerinin hiçbirinde Dirar Mescidi'nin yıkılmasına sebep olan şeyin münafıkların imamlarının değil, onların yaptıkları askeri faaliyetler dışında herhangi bir sebep görmüyoruz. Zaten Allah Azze ve Celle ayette bize çok açık bir şekilde belirtiyor ki bir de şunlar var ki eylemler gerçekleştirmek, yani zararlı eylemler gerçekleştirmek, inkarcılıklarını pekiştirmek, müminlerin arasına ayrılık sokmak ve Allah'a ve Resulüne savaş açmış kişi lehine fırsat kollamak. Yani burada askeri sebepler var. Dolayısıyla arkadaşlar bugün camilerin imamları Müslüman değil, o yüzden camilerde namaz kılınmaz. Çünkü camiler mescid-i dırardır gerekçesi yanlış bir gerekçedir. Şunu unutmayacağız değerli arkadaşlar. Şunu unutmayacağız. İslamiyet dini mantık dini değildir. İslamiyet dini teslim olma dinidir. İslam'da öyle şeyler vardır ki onun teslimiyet ile açıklaması olur. Hiçbir insana bilimsel bir şekilde İsmail'in İbrahim'e kendini feda etmesi ve kendini Allah'a vakfetmesini açıklayamazsınız. Bunun hiçbir bilimsel açıklaması olamaz. İmanı hiçbir bilimsel tezle ispat edemezsiniz. Dinin öyle konuları vardır ki evet bilimle açıklanabilir. Mesela namazın vücuda yararı, işte orucun vücuda yararı, mesela zekatın ekonomiye faydaları, abdestin bedene faydaları. Bunları bilimle açıklayabilirsiniz. Ama arkadaşlar öyle imani meseleler vardır ki bilimle açıklanmaz. Bu yüzden İslam mantık dini değil, teslimiyet dinidir. Değerli arkadaşlar, bir şey size mantıklı geliyor diye o dinde hüccet olmaz. Yani sana mantıklı gelen şey bana mantıklı gelmeyebilir. Mantık haindir, görecelidir. Hatta bir toplumda mantıklı olan bir şey Afrika toplumlarının herhangi birinde saçmadır. Ya da Asya toplumlarında çok normal olan köpek yeme fiili Orta Doğu toplumlarında pistir. Ya da işte Antarktika toplumlarında kişinin kendi kız kardeşiyle evlenmesi gayet doğal bir şeyken diğer toplumlarda bu ensest ilişkidir. Yani bu örnekleri size 10 tane, 20 tane, 50 tane çoğaltabilirim. Yani mantık kavramı ya da örf kavramı, adet kavramı, kültür kavramı, bunlar toplumdan topluma değişir. O yüzden ya işte bugün camiler Diyanet'in elinde, o zaman camiler mescid-i dırardır demen senin kendi sözündür. Senden önce kimsenin söylemediği bir sözdür. İslam tarihi boyunca senden önce, senin tefrit ehli hocalarından önce hiç kimsenin söylemediği bir sözdür. Dolayısıyla siz bugün Suudi Arabistan'a gidin mesela. Suudi Arabistan'daki tevhid ehli hiç demiyor ki ya Suud camilerinde namaz kılınmaz. Kimse böyle söylemiyor. Ya da dünyanın işte diğer ülkelerindeki Müslümanlar. Yani bir caminin imamı Müslüman değil diye o camide namaz kılınmaz diye bir şey yok arkadaşlar. Evet, belki hutbesi, belki minberi bizim değil ama cami bizimdir. Orada namazımızı kılarız. Ya Müslüman kardeşlerimizle beraber kılarız ya da tek başımıza kılarız. İlla imamın arkasında kılacaksın, imam kafir sonrası mescid-i dırardır sözü yanlıştır. Sana mantıklı gelen bir şey dinde hüccet olmaz. Biz neyiz? Selefi diyoruz değil mi? Selefi salihin akidesindeyiz. Yani ne? Ehl-i sünnet vel cemaat akidesindeyiz. Yani bizim sözlerimizin bir selefi olması lazım. Benim yaptığım bir amelin selefi var mı? Yani sahabe, tabi'in, tebe-i tabi'in, selef buydu. Sahabe, tabi'in ve tebe-i tabi'inden Allah'ın razı olduğum dediği, peygamberin cennetle müjdelediği bu insanlardan bu işin bir örneği var mı? Yok. Demek ki arkadaşlar sana mantıklı gelen bir şey bu dinde delil değildir. Bu birinci maddeydi. Geçelim ikinci maddeye. Eğer Türkiye'deki camilere Dirar Mescidi diyorsanız bu camileri yıkmanız lazım. Söz gelimi, hani siz böyle kahraman insanlarsınız ya. Diyelim ki memlekete şeriat geldi. Allah Azze ve Celle sizin kendi hevanıza göre getireceğiniz şeriattan Müslümanları korusun. Hem tarikatçıların hem de bu kendine tevhid ehli diyen tefrit ehlinin. Sizin getireceğiniz şeriat ancak zulüm olur. İnsanlara işkence edersiniz. Adalet getirmezsiniz. Bu ülkede diyelim ki hakim oldunuz. Sizin o zaman bütün camileri yıkmanız lazım. Çünkü peygamber Mescid-i Dırar'ı ne yaptı hocam? Yıktı. Aynen. Mescid-i Dırar'ı peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yıktı. Yani sen eğer diyorsan ki evet kardeşim biz eğer bir gün Türkiye'ye hakim olursak bütün camileri yıkacağız. O zaman sana helal olsun. Sen müthiş bir haricisin. Ama bunu sana sorduğunda ya da bunların hocalarına sorduğumuzda münazara yaparken yok biz öyle bir şey yapmayacağız diyorlar. Madem camiler yıkılmaz diyorsun, niye mescid-i dırar diyorsun ki? Eğer bir cami mescid-i dırarsa onun çözümü onu yıkmaktır. Çünkü peygamber yıktı. Arkadaşlar, haber kendisine verilenden alınır ve ondan öğrenilir. Bu bir usul kaidesidir.
Bize Allah'ın haberlerini kim getiriyor hocam? Resulullah. Sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, peygamberimiz getiriyor. Yahu peygamberden daha mı takvalısın? Peygamber Mescid-i Dırar'ı yıkmış ya. Sen ondan daha mı hayırlısın? Ya bugünkü camiler Mescid-i Dırar'dır, yıkılır diyeceksin. Eğer yıkılmaz diyorsan da bugünkü camilere sırf senin mantığına uyuyor diye Mescid-i Dırar diyemezsin. Hatta arkadaşlar, yani IŞİD bile, IŞİD terör örgütü bile Irak'ta, Suriye'de, Libya'da ve farklı farklı ülkelerde ele geçirdikleri yerdeki camileri yıkmadılar. Sadece imamlarını değiştirdiler, cami devam etti. Yani IŞİD kafası bile böyle düşünmüyorken, sözüm ona, tefrit ehli hocalarınızın size öğrettiği bu saçmalıktan uzak durmanızı nasihat ederiz. Hatta ben bir örnek vermek istiyorum hocam. İslam tarihinden de bir örnek verelim ki izleyenlerin kalpleri mutmain olsun. Örneğin Karmatiler ciddi bir süreç İslam coğrafyasında hükmettiler. Mekke, Medine'yi kendi kontrollerinde tuttular. Yani bu sapık insanlar uzun bir süre güçlü bir şekilde devam ettiler. Aynı şekilde Mütezileler. Mütezileler ciddi bir süre İslam coğrafyasına hükmettiler. Aynı şekilde birçok farklı akide tarihin belli dönemlerinde İslam coğrafyasında söz sahibi oldu. Mesela Fatimiler gibi. Fatimiler de Şiilerin en kirli ve en aşırıcı kollarından biri arkadaşlar. Bu toplulukların bile camilerini bizim komutanlarımız, bizim alimlerimiz, bizim selefimiz yıkmadı. Mütezilelerin camileri dırardır, yıkın. İmam Ahmet demedi. Sen İmam Ahmet'ten daha mı hayırlısın? Karmatilerin camilerini yıkın, Fatimilerin camilerini yıkın. İbn-i Teymiye demedi. Yani bizim selefimiz camilerin imamları kafirlerdi, yıkın. Mescid-i dırardır demedi. Sen diyorsun ki bugünkü camiler hutbelerde Diyanet kötü kötü şeyler söylüyor. Diyanet de İslam'a karşı. O zaman bugünkü camiler Mescid-i Dırar. Yani bu senin mantığındır. Mantığın dinde hüccet değildir. Senin mantığını reddediyoruz biz. O yüzden bu aşırılık ve hariciliğin müthiş bir örneğidir. Bir başka örnek vermek istiyorum. Üçüncü maddemize geçelim. Eğer bir mescidin, bir caminin imamı kafirdir, orada namaz kılınmaz diyorsanız, siz diyorsanız, o zaman bugün Kabe Mescid-i Dırar'dır demeniz lazım. Çünkü bugün Kabe Amerikan uşağının, Suud Devleti'nin elinde. O zaman Mescid-i Nebevi Mescid-i Dırar'dır demeniz lazım. Çünkü Mescid-i Nebevi Suud Devleti'nin elinde. O zaman peygamberin övdüğü üçüncü mescit olan Mescid-i Aksa bugün İsrail'in kontrolünde. Demeniz lazım ki Mescid-i Aksa Mescid-i Dırar'dır. Öyle peygamber Mescid-i Haram'ı yani Kabe'yi, Mescid-i Nebevi'yi yani Medine'deki kendi mescidini ve Mescid-i Aksa'yı yani Kudüs'teki övdüğü o mabedi mübarek ilan etmiştir. Dolayısıyla buralar bugün kafirlerin kontrolündedir. Amerikan uşaklarının kontrolündedir. Yahudilerin, Siyonistlerin kontrolündedir. Ne yani şimdi buralar Mescid-i Dırar mı? Sizin mantığınız işte böyle bir mantıktır. Eğer mantık üzere din inşa edilirse haşa ve kella, yani bu söz bile adamı helak edebilir. Allah'ın evi olan Kabe'ye Mescid-i Dırar mı diyeceğiz ya? Kabe imamı Suud kralına bağlı olan bir adam olabilir. Onun arkasında namaz kılmazsın olur biter. Kendin git orada namazını kıl, hüngür hüngür ağla, Allah'a tövbe et. Bize de dua et. Ama eğer sen bir imam kafirse o camide küfür olur ya da bir imam diyanet ya da o camide yürütülen faaliyetler kötüdür. O yüzden cami tamamen kişiyi Mescid-i Dırar hükmüne sokar dersen bu olmaz arkadaş. Bu seni harici yapar. Kaldı ki Resulullah'ın Mescid-i Dırar'ı askeri sebeplerle yapılmıştı. Yani bugün diyelim ki Van'ın bir köyündeki bir cami hocam. Bu camiyi Van halkı ya dur biz Allah Resulüne savaş açalım diye mi yapıyor? Ya da Diyanet İşleri Başkanlığı atıyorum Aydın'ın bir köyüne cami yapıyor değil mi? Yani şöyle mi diyor Diyanet? Ya dur ya biz şu Aydın'ın köyüne bir cami yapalım da İslam'ı bir yıkalım. Hayır arkadaşlar, bunların amelleri, itikatları problemli olabilir. Bunların akideleri problemli olabilir. Ama bugün hiçbirimiz herhangi bir cami imamına bu adam İslam'ın düşmanıdır diyemez. Evet itikadı bozuktur diyebilirsin, evet akidesi bozuktur diyebilirsin. Ama arkadaşlar bakın şunu unutmayın. Dünyada hiç kimse cehenneme gitmek için cehenneme gitmez. Hiç kimse kafir olmak için amel işlemez. Bugün kilisedeki rahibe gidin, ona söyleyin deyin ki ey rahip sen cehenneme gideceksin. Adam oturur hüngür hüngür ağlar. Adam zaten cehenneme gitmemek için dünyayı terk etmiş. Ya da bugün gidin bir sinagoga, oradaki bir hahama deyin ki haham efendi sen cehenneme gideceksin. Adam der ki kardeşim sen ne anlatıyorsun? Ben zaten cehenneme gitmemek için her şeyden vazgeçtim. Ya da ineğe tapan bir Hindu, ya da herhangi bir heykele tapan bir Budist, ya da herhangi bir insan, yani hatta ateistler bile arkadaşlar, ateistler bile ateistliklerini ayetlerle açıklıyorlar. Adam diyor ki bak işte böyle bir ayet var o yüzden ben ateistim diyor.
Yani kendini haklı çıkarmak için Allah'ın ayetlerini ön plana koyuyor. O yüzden kimse kafir olmak için kafir olmaz. Kimse cehenneme gitmek için cehenneme gitmez. Ama işin sonu oraya varır. Kabul etsinler veya etmesinler. Cahillikleriyle, iratlarıyla, kibirleriyle, yüz çevirmeleriyle, bir sürü yalanlamaları ve inkarlarıyla iş sonunda oraya varır. Dolayısıyla arkadaşlar, yani bu gerekçeler olmadan bir yere mescid-i dirar denmez. İslam tarihi boyunca kimse söylememiştir. Yani Allah için bana arkadaşlar, deyin ki İmam Ahmed Mütezile camilerine mescid-i dirar dedi. Bana bir örnek getirin ya. Ya da deyin ki İbn-i Teymiye Fatimilerin mescidine dirar mescidi dedi. Adama onlar şehit etti değil mi? Ya da bana deyin ki Muhammed İbn Abdülvahhab Mehmet Ali Paşa'nın mescitlerine, Mısır'daki ya da Suud'daki mescitlerine dirar dedi. Ya da bana bir örnek getirin deyin ki ya işte bakın bizim filan alimimiz şu camiye dirar dedi sonra da yıktırdı. Arkadaşlar bunun örneği yok. O yüzden bu aşırılıktan sakının. Bu üçüncü maddeydi. Dördüncü maddeye geçelim. Arkadaşlar bakın dirar mescidinin tam karşısında sahabe efendilerimizin Kuba mescidi vardı değil mi? Yani alternatifi vardı. Ve dirar mescidi Darül İslam'da yapılmıştı. Peygamberin Darül İslam'ında yapılmıştı. Karşısında da bir alternatifi vardı. Bugünkü Türkiye'de ya da başka başka yerlerde Darül İslam var mı? Yani bugün Allah için bu videoyu izleyen kişiler yorumlara yazsın. Ben kabul edeceğim hocam. Buradan da özür dileyeceğim. Bana şöyle diyor biliyor musunuz arkadaşlar? Dünyanın filan ülkesi Darül İslam'dır. Çok adildir, çok adaletlidir, harika bir ülkedir. Diyemezsiniz. Yani bunu samimi olarak söylüyorum hocam. İsveç var ya Mısır'a bin basar. Ne bileyim İngiltere ya da işte Galler ya da herhangi bir Batı Avrupa ülkesi Orta Doğu'nun herhangi bir ülkesine bin basar. Çünkü bir taraf da Allahu Ekber diyor, diğer taraf da Allahu Ekber diyor, birbirini öldürüyorlar. Bir taraf da ben Müslümanım diyor, diğer taraf da ben Müslümanım diyor. Müslüman Müslümandan kafire kaçıyor, Avrupa'ya kaçıyor. Arkadaşlar yani bugün kimse bana kalkıp da ya işte burası İslam'dır, şurası İslam yurdudur demesin. Her yer artık rant yurdu, her yer çıkar yurdu, her yer yandaş yurdu. Her yer artık güç, kuvvet, sultan ve saltanat yurdu. O yüzden peygamberin Darül İslam'ında yapılmış bir dirar mescidini alıp bugünkü Darül Küfürlere kendine Müslüman diyen ama İslam'la hiçbir alakası olmayan Darül Küfürlere kalkıp da buralar Darül Küfürdür. Burada da dirar mescididir diyemezsiniz. Çünkü bu peygamberin vakasına birebir zıt olur. Bir tarafta Darül İslam'daki dirar mescidi var. Diğer tarafta Darül Küfür var. Dünyanın neredeyse her yerinde. Onun karşısında da mescitler var. Diyorsunuz ki burası dirar mescididir. Yani bu peygamberin vakasıyla bile örtüşmeyen bir örnek olmuş oluyor değerli arkadaşlar. Diğer bir maddeye geçelim. Beşinci maddemize geçelim bu konu hakkında. Dirar mescidini münafıklar yaptı değil mi? Mesela kim yaptı? Ebu Amir el-Fasık yaptı değil mi? Vediye bin Amir yaptı değil mi? Bu adamlar bu camileri yaptı. Allah için bugünkü Türkiye'de yapılan camileri, kültür Müslümanları, onlar Müslüman değiller biliyorsunuz bir insan tevhidi bilmeden, şirkten beri olmadan, tağutu reddetmeden Müslüman olamaz. Bakara 256, Bakara 257, Nisa 48, Nisa 72, Maide suresi, Nahl 36, Zümer suresi 17 bir sürü ayet var. Yani bir insan la ilahe illallah deyince Müslüman olmuyor arkadaşlar. Onu amele dökünce Müslüman oluyor. Bugünkü insanlar kültür Müslümanıdır. Yani laf Müslümanı. Bugünkü insanlar münafık mı ki onların yaptığı yere de mescide dirar diyorsunuz? Bugünkü insanlar Allah'a inandığını söyleyen müşrikler. Müşrik neydi? Allah'a inanan ama ona ortak koşan. Kafir neydi? Direkt inkar eden. Bugünkü insanlar müşrikler. Münafık değiller. Ya işte dur ya şuraya bir cami yapalım da İslam'ı yıkalım diye yapmıyorlar. Ya Allah için ya arkadaşlar. Trabzon'un bir köyünde bir adam kendi köyüne mescit yapıyor. Bu adamın mescide sen nasıl dırar mescidi diyorsun ya? Adam Allah lillah için yapıyor yani. Adam İslam deyince Allah deyince oturuyor kendini gözyaşlarıyla suluyor. Sen bu adamın yaptığı yere nasıl dırar mescidi dersin? Evet bu adamın belki itikadı bozuktur, müşriktir Allah bilir. Biz zahire hükmederiz. Müşrikse deriz amca müşriksin tövbe et. Ama bu adamın yaptığı yere dirar mescidi denmez. Bir tarafta askeri sebeplerle yapılmış mescid-i dirar var Resulullah zamanında. Diğer tarafta da hacı amcaların yaptığı, işte diyanetin yaptığı yerler var. Buralara nasıl dirar mescidi denir? Geçelim 6. maddeye. Bu özellikle hocam 6. madde tefrit ehli hocaların, sözüm ona kendini tevhid ehli zanneden, böyle böyle sakallar bırakan, hani bir de millet çoğunluğa bakıyor ya Allah hidayet etsin. Sanki çoğunluk hakmış gibi. Bir tane beyin var seni o yönetiyor. 10 tane parmağın var bütün pislikleri bu 10 parmakla yapıyorsun. Vücutta bile çoğunluk ölçü değil. وَلَاكِنَّ اَكْسَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ İnsanların çoğu hakkı bilmezler. Kur'an'da bir sürü böyle ayet varken
hala çoğunluğa saplanıyorlar. Velhasıl hocam, bunların getirdiği yegane şüphe şudur. Diyorlar ki camileri Diyanet yaptı, camileri kafirler yaptı, o yüzden dırardır. Bir de hocam şöyle bir şey söylüyorlar. Diyorlar ki Osmanlı camileri, Selçuklu camileri, bir de Cumhuriyet camileri. Böyle bir ayrım yapıyorlar. Yahu siz nasıl selefisiniz ya? Selefi kendinden önce amellerinin selefi olana denir değil mi? Ya sizin bu sözünüzün selefi kim ya? Sübhanallah. Muhammed İbn Abdülhab Osmanlı Devleti'ni görmedi mi? İbn-i Teymiye Selçuklu Devleti'ni görmedi mi? E değerli arkadaşlar, bunlar böyle bir şey söylememiş. Sen bu adamlardan daha mı alimsin? Böyle bir ayrım eğer olsaydı, bakın peygamberin meşhur bir hadisi var. Müşrikler Kabe bir selden sonra tahrip olup yıkılmaya yüz tutunca kendi aralarında para toplayıp, para biriktirip Kabe'yi baştan imar ediyorlar. Sonra geriye Hacerül Esved taşı kalıyor. Müşrikler birbirlerine giriyorlar. Diyorlar ki bu Hacerül Esved taşını biz koyacağız. O diyor ben koyacağım derken peygamberi çağırıyorlar. Peygamber de hırkasını çıkarıyor. Hacerül Esved taşını hırkanın üstüne koyuyor. Diyor ki her kabile hırkanın bir kenarından tutsun. Herkes hırkanın bir kenarından tutuyor. Resulullah da Hacerül Esved taşını kaldırıp yerine koyuyor. Yani arkadaşlar Resulullah Kabe'nin kafirlerin yaptığı, Mekkeli müşriklerin yaptığı Kabe'nin son taşını kendisi koyuyor. Eğer kafirlerin yaptığı bir yer Mescid-i Dırar olsaydı o zaman peygamber Kabe'yi yıkar baştan kendi yapardı. Öyle ya, kafirler yaptı, o zaman peygamberin yıkması lazımdı. Peki peygamber Kabe'yi yıktı mı? Yıkmadı. Peygamber bile Mekkeli müşriklerin yaptığı Kabe'yi yıkmamışken siz diyorsunuz Diyanet yaptı camiyi, yıkalım. Ya arkadaşlar, ya sizin mantığınız bu dinde hüccet değil. Zaten sizin mantığınıza uysak var ya, ya mürciye oluruz böyle ya da harici oluruz. Yani Allah Azze ve Celle size hidayet etsin. Sizin peşinizden gidenlere de Allah hidayet etsin. Bir yeri kafirler yaptı diye orası dırar mescidi olmaz. Kaldı ki arkadaşlar, İslam tarihi boyunca kafirlerin işgali altında kalıp onların yaptırdığı bir sürü camiler var. Yani ta bunu Moğollardan tutarız, getiririz Hindistan işgali boyunca İngilizlerin Hindistan'da yaptığı binlerce camiye kadar. Bunların hiçbirine dırar mescidi deyip yıkmadılar. O yüzden arkadaşlar bu yanlış, bu fikir sizi Allah korusun delalete götürür. Şimdi geçelim 7. maddemize. 7. maddemiz de bizim bir uyarımızdır hocam. Eğer arkadaşlar caminin içerisinde bir put varsa orada namaz olmaz. Caminin içerisinde bir put olmayacak. Mesela bugün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Mescid-i Nebevi'sinde ya da Mescid-i Haram'da ya da Kudüs'te ya da herhangi bir yerde put var mı? Yok. Ama maalesef arkadaşlar bizim ülkemizdeki camilerin bir kısmında put var. Dolayısıyla böyle yerlerde namaz olmaz. Ne yapacaksın? Öyle olduğunda gidip avluda kalacaksın. Avluda. Baktın avluda da mı put var? O zaman kılmayacaksın. Puttan neyi kastettiğimi siz anladınız inşallah. Bir de arkadaşlar mesela Şii camileri var. Evet. Benim Kamil hocam Azerbaycanlıdır. Orada Şii camileri var. O arkadaşlar var ya, yani Luna Park'a mı geldiniz? Kiliseye mi geldiniz? Camiye mi geldiniz? Belli değil. Orada zaten külliyen namaz olmaz yani. Ama dikkat edin ha. Mescid-i Dırar'dır diye değil. Kilisedir, tapınaktır, Luna Park'tır diye kılınmaz. Az önce söylediğimiz bütün illetler bunlar için de geçerlidir. Bu Mescid-i Dırar'ın illetini anladınız değil mi değerli dostlar? Bugünkü camilerin neden Mescid-i Dırar olmadığını da anladınız. Burada namaz kılınmamasının bir sebebi varsa o da putlardır. Eğer gittiniz mesela bir camiye, şöyle girdiniz içeriye baktınız, bir put yok mu? Tamam, kıl namazını. Baktın bir put mu var? Çık, avluda kıl. Baktın avluda da mı put var? Ayakkabını giy kardeşim. O namazı eve gidince kılarsın. Acele etme. Geçelim 8. maddeye. Şimdi arkadaşlar, biliyorsunuz ki Mekke'nin, Kabe'nin içerisinde bir sürü put vardı. Ve buralarda bir sürü put olmasına rağmen peygamber orada namaz kıldı değil mi? Yani kişi puta secde etmediği müddetçe putun olmadığı bir yerde namaz kılabilir. Örneğin gittin bir camiye, baktın put var. Bir yere bir put asmışlar. Ne yapacaksın? Orada değil de avluda kalacaksın. Değil mi? Az önce böyle söyledik. Yani bir yerde eğer put olmasa orada namazı iptal etseydi peygamber Kabe'de ibadet etti. Kabe'nin her tarafında da put vardı. Hatta Mekke'nin müşrikler Resulullah'ı ittiler. Resulullah secdedeyken, Kabe'nin yanında secde ederken üstüne devenin işkembesini koydular. Resulullah nefes alamaz hale geldi. Kızı Fatıma Resulullah'a yardım etti. Kendi o mübarek elleriyle dışkıları temizleyerek Resulullah'ı çıkardı. Yani Resulullah'a böyle kötülükler yaptılar. Kabe'de bir sürü put vardı, Resulullah niye orada ibadet etti ki?
Resulullah putlara doğru ibadet etmedi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam o zaman henüz Kabe Müslümanların mescidi değildi. Müslümanların mescidi o zaman Kudüs'tü. Müslümanlar Kudüs'e doğru namaz kılıyordu. Kabe'ye doğru değil. Orası mübarek bir saha olduğu için Resulullah orada ibadet etmeyi tercih etti. Ama putlara doğru değil. Putların olmadığı yerde secde etti. O yüzden camilerde putların olmadığı yerde namaz kılabilirsiniz değerli arkadaşlar. Allah Azze ve Celle mescidi dırarda namaz kılmayın diyor değil mi? Mescid-i dırarda namaz kılmayın. Temeli takva üzere yükseltilenlerde namaz kılın diyor. Ama dikkat edin arkadaşlar. Allah mescid-i dırarda namaz kılanların namazı iptal oldu. Ya da boşuna namaz kıldınız. Ya da mescid-i dırarda namaz kılan kafirdir gibi herhangi bir hüküm delaleti subuti kati indirmedi. Yani açık bir şekilde herhangi bir hüküm beyan etmedi. Dolayısıyla bugün sözde tevhid ehli, özde tefrit ehli olan aşırıcılar camilerde namaz kılan fasıktır. Ya da camilerde namaz kılan kafirdir. Ya da camilerde namaz kılan ya içtihat hatası yapıyorlar. Kardeşlerimiz içtihat hatası yapıyor. Ya sen kimsin ya? Sen kim oluyorsun da kendi mantığına göre bir hüküm koyuyorsun? Sonra da orada namaz kılan imamların arkasında değil ha. Bir başına ya da Müslümanlarla beraber. Namaz kılanlara da diyorsun ki bunlar kafir ya da bunlar bidat ehli ya da bunlar yanlış içtihat etmişler. Hayır de sen müçtehit mi oldun? Sen müçtehit oldun, içtihat ettin. Bir de biz yanlış içtihat ettik. Allah Azze ve Celle size hidayet etsin. 9. maddemize geçelim değerli arkadaşlar. Yani 8. maddede şunu söylemeye çalışıyorum arkadaşlar. Allah bile mescid-i dırarda namaz kılanların namazı boşuna gitmiştir dememişken, Resulü bile bunu söylememişken bunlar kalkıp diyorlar ki camiler mescid-i dırardır, namaz kılan kafirdir. Ya da camiler mescid-i dırardır, namaz kılan bidatçidir. Ya da camiler mescid-i dırardır, namaz kılanlar yanlış içtihat etmiştir diyorlar. Ya sen Allah'tan daha mı çok biliyorsun ya? Ya sen Resulullah'tan daha mı takvalısın ya? Haddinizi bilin. Diyelim ve 9. maddeye geçelim. Arkadaşlar, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem söz konusu cami dışında herhangi bir camiye mescid-i dırar dedi mi? Demedi. Sadece o Ebu Amir el-Rahib'in yani Ebu Amir el-Fasık'ın yaptığı yere mescid-i dırar dedi. Onun dışında hiçbir yere mescid-i dırar demedi. Peki sahabeler kafirlerin mescitlerine mescid-i dırar dedi mi? Hazreti Ebu Bekir mürtetlerle savaştı değil mi? Zekatı inkar eden, namazı inkar eden, sahte peygamber olan bunlarla savaştı. Onların camilerini yıktı mı? Hazreti Ömer keza aynı şekilde. Hazreti Ali, Hazreti Muaviye savaşlarında Allah Azze ve Celle Ali radıyallahu anh'dan razı olsun. Muaviye ile savaştığında Muaviye'nin camilerini yıktı mı? Ya da Muaviye, Hazreti Ali'nin Allah ondan razı olsun camilerini yıktı mı? Yıkmadı. Ya da bizim selefimiz herhangi bir camiye dırardır, dırardır, dırardır dedi mi? Demedi. İslam tarihinde bu şekilde bir gelenek, bir kültür var mı? Yok. Arkadaşlar, peygamber bile başka camiye dırar mescidi dememişken, Allah'ın cennetle müjdelediği halifeler bile, Hulefai Raşidin bile bunu yapmamışken, selefimiz bile bunu yapmamışken size ne oluyor ya? Size ne oluyor arkadaşlar? Bu insanları dinlerseniz helak olursunuz. Bunlardan uzak durun. Markalarına bakmayın. Bunları siz bugünkü hallerine getirdiniz. Çünkü bunlar biliyorlar ki sizin gibi saf, sizin gibi duygusal, sizin gibi cahil insanlar, tabii güzel kardeşlerimizi tenzih ediyorum, varken bizim sırtımız yere gelmez diyorlar. Bundan dolayı değerli arkadaşlar, böyle aldatmalara sakın ha sakın kanmayın. Yine başka bir örnek vermek gerekirse bu konu hakkında, cami meselesinde şu şekilde yaklaşın arkadaşlar. Ben bu camiye niye gidiyorum? Namaz kılmaya değil mi? Bitti, bu kadar. Ya sen zaten tevhidi bilen bir adamsın. Sen zaten biliyorsun caminin imamı belli bir partinin mahalle teşkilat başkanı gibi bir şey. Caminin imamı çıkıyor 23 Nisan 19 Mayıs bilmem ne falan konuşuyor. Senin zaten o adamla işin yok. Yoldan geçiyordun, bir işin vardı, hemen namazını 2 dakika kıldın, devam ettin. Doğru mu? Ya da hava çok sıcaktı, bunaldın, terledin. Bir girdin avluda elini yüzünü yıkadın, ya dedin şurada da bir 2 rekat namaz kılayım dedin. Kıldın namazını, devam ettin. Yani sen camiyi bu şekilde bir mescit olarak kullanıyorsun. Ama bu bilinçte olan Müslümanlara kalkıp da ya işte bunlar camiler mescid-i dırardır, siz de şöylesiniz demek. Arkadaşlar, gerçekten bundan daha büyük bir cahillik olamaz. Bu mescid-i dırar meselesi kısaca böyledir. Yani arkadaşlar, bugünkü camiler mescid-i dırar falan değildir. Oralarda namaz kılınabilir. Bu konu kısaca böyledir. Şimdi ise geçelim imamlar meselesine isterseniz yavaş yavaş. Allah razı olsun hocam. Gerçekten cami meselesini o kadar güzel açıkladınız ki. Ki şunu da söyleyeyim. Ben de eskiden bu görüşteydim. Mesela ne yapıyorduk?
gidiyorduk. İşte şu cami Osmanlı'dan kalma. Bunda kılabilirsin veya bu yeni yapıldı. Bunda kılamazsın falan. Bu görüşlerde sayenizde yani Allah razı olsun vesilenizle meseleyi anladık. Şimdi hocam diğer konuya geçelim isterseniz. İmamlar meselesini. Evet. Arkadaşlar imamlar meselesi bugün özellikle tevhidi yeni öğrenmeye başlayan ya da tevhid gibi bir gündemi olmayan İslami kesim arasında çok tartışılır. Her zaman. Hatta bizim bir arkadaşımız vardı. O zamanki ismi de Ahmet Ebu Musab mıydı ne? İmamlara çok saydırıyordu. İmamlar şöyle, imamlar böyle. Kendisi şu an imam arkadaşlar. Gerçekten kendisi şu an imam yani. Allah ona hidayet etsin. Yani bu çok tartışmalı bir meseledir. Peki bir Müslüman olarak bizler dinini yaşamak isteyen, devletle ya da herhangi bir şeyle derdi olmayan, işine gücüne bakan, hayatını yaşamaya çalışan bir Müslüman olarak biz imamlara nasıl bakmalıyız? Arkadaşlar, imamlara bakışımızla diyanete bakışımız paraleldir. Çünkü imamlar diyanete bağlıdır. Bugün hiçbir imam diyanetten habersiz bir iş yapamaz. Diyanet amirinden yani müftüsünden habersiz kendi kafasına göre hutbe dahi okuyamaz. Subhanallah. İmam diyorum, imam. Tesbihin imamesini bildiniz mi arkadaşlar? Tesbihin imamesi vardır. Eğer bir tesbihte imame olmazsa tesbih nerede başlar, nerede biter bilinmez. İmame böyledir. Bir imam nasıl olur da birinden icazet almadan hutbe söyleyemez, birinden icazet almadan minberden hakka haykıramaz? Özellikle ilahiyat okumuş biri olarak bazı tecrübelerim var. Ama tabii ki başımız belaya girmesin diye her şeyi de anlatmayacağız. Gelin inşallah bu meseleye biraz değinelim. Değerli arkadaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı 3 Mart 1924'te Şer'iye ve Efkaf Vekaletinin yerine kurulmuştur. Osmanlı Devleti'nde Şer'iye ve Efkaf Vekaleti yani Şeriat ve Vakıflar Bakanlığı İslami meselelere bakan bir kurumdu. Laikliğin gelmesi, hilafet ve saltanatın kaldırılması ve Tevhid-i Tedrisat Kanunu'ndan sonra Şer'iye ve Efkaf Vekaleti kapatıldı. Onun yerine Diyanet İşleri Başkanlığı kuruldu ve Başbakanlığa bağlandı. Daha sonra birkaç yıl evvel de Diyanet İşleri Başkanlığı direkt Cumhurbaşkanlığına bağlandı. Yani arkadaşlar haşa Allah'ı bir yere bağladılar. Haşa Allah'ın dinini bir yere bağladılar. Bu mümkün mü değerli arkadaşlar? Bu mümkün mü? Hristiyanlar bile bakın hani diyoruz ya Hristiyan. Cristiano Ronaldo Hristiyanmış falan. İşte Messi Hristiyan diyoruz ya. Evet. Ya Hristiyanlar bile Katolikler bir araya geliyorlar. Diyorlar ki bizi hiçbir devlet yönetemez. Biz kendi papalığımızı kurarız. Ortodokslar Ukrayna'da bir araya geliyorlar. Diyorlar ki bizi hiçbir devlet yönetemez. Biz kendi papalığımızı kurarız. Protestanlar İngiltere'de bir araya geliyorlar. Başka mezhepler kendi ülkelerine bir araya geliyorlar. Budistler, Hindular. Bugün Hindistan'da devlet başkanını Hindu din adamları belirliyor. Hindu din adamları diyor ki şuna verin, herkes ona veriyor. Türkiye'de bu yok. Türkiye'de Diyanet İşleri Başkanlığı anayasal bir düzlemde hareket ettiği için hakkı söyleyemez konumda. İstediğini konuşamaz konumda. Bu yüzden ne ortaya çıkıyor? Tarikatlar, cemaatler. Meydan bunlara kalıyor hocam. Yalan mı? Doğru hocam. Meydan bunlara kalıyor. Meydan derneklere, vakıflara falan kalıyor yani. Biz istemez miyiz ki başımızdakiler hakkı söylesin? Tabii ki isteriz. Ama adam söyleyemiyor ki. Adam da emir kulu, ne yapsın? Evet. Ya bu cümle bile çok üzücü ya. İmam emir kulu. La ilahe illallah. O zaman buna imam denmez ki. Buna namaz kıldırma memuru ya da beden eğitimi öğretmeni falan denir. İmam dediğin birine bağlı olur mu ya? Mesela biz ne diyoruz? İmam Ebu Hanife. Siz arkadaşlar Ebu Hanife'nin birine bağlı olacağını düşünüyor musunuz? Ebu Hanife ki mesleği mimarlıktır. Bugünkü Samarra şehrini inşa edenlerden biridir. Ebu Hanife birine bağlı olmamak için zehirlenerek şehit olmayı bile göze almış biridir. İmam Ebu Hanife, İmam Şafii linç edilerek şehit edildi. İmam Malik parmakları ayakları kırıldı, adam yatağında şehit oldu. İmam Ahmet hapiste şehit oldu. İmam budur. İmam Ali. Öyle ya, İmam Ali. Bugünkülere bakıyorsun. İmam Şükrü. Ne yaptı İmam Şükrü? Vallahi biri yatıyor. Öldü de yatıyor, pamuk tıkadı falan. Ya bugünkü imamların işi o. Pamuk tıkama memuru. Ya da namaz kıldırma memuru. Arkadaşlar vallahi yani yalansa yalan deyin. Bunlar doğru. O yüzden maalesef böyle bir durum söz konusudur. Yani anlayacağınız arkadaşlar, Diyanet dini tekelleştiren ve dini devletleştiren bir kurumdur. Tabii buna farklı farklı yorumlar da getirebiliriz. Ancak bu yorumları ağırlaştırdıkça
başımıza bela gelme ihtimali de fazlalaşacağı için hiç o meselelere girmek istemiyorum arkadaşlar. İnşallah bir gün böyle daha meritokrasi olursa, daha böyle rahat bir ortam olursa daha rahat bir şekilde konuşuruz. Yani Diyanete bakışımız bu arkadaşlar. Dinin tekelleşmesi ve dinin sekülerleşmesi ya da kendi deyimleriyle bakalım Diyanet neymiş? Öyle kendi deyimleriyle bakalım. Biz yorum yapmayalım. Evet. Hiçbir yorum yapmayalım arkadaşlar. Bakalım Türkiye Cumhuriyeti Devleti Anayasası'nın 136. maddesinde ne diyor? Anayasanın 136. maddesi. Genel idare içinde yer alan Diyanet İşleri Başkanlığı, laiklik ilkesi doğrultusunda bütün siyasi görüş ve düşünüşlerin dışında kalarak ve milletçe dayanışmayı ve bütünleşmeyi amaç edinerek özel kanununda gösterilen görevleri yerine getirir. Görüldüğü üzere arkadaşlar Diyanet İşleri Başkanlığı meseleyi gayet güzel bir şekilde anayasanın 136. maddesinde özetlemiş ya da özetlenmiş. Bundan dolayı aslında bu bile bizim için yeterli bir gerekçedir. Bir dinden bahsediyoruz arkadaşlar. Bugün özellikle din sömürüsü var. İnsanları din ile aldatmak, din ile kandırmak, din ile dolandırmak, din ile şirke davet etmek, din ile küfre davet etmek var. Ve bugün din bir seküler temele oturtulmak istendiğinde ortaya Diyanet gibi balon bir yapı çıkıyor. Bugün Allah için arkadaşlar ya, Allah için konuşalım. Geçen Diyanet bir fetva yayınladı. Dedi ki deniz ürünleri haramdır, midye haramdır. Kim taktı ya? Kim taktı? Kimse hocam. Vallahi kimse de takmadı. Hiç kimse bile umursamadı yani. Diyanet İşleri Başkanlığı bir açıklama yaptığında kim umursuyor ki arkadaşlar? Hiç kimse umursamıyor. Hiç kimsenin umurunda bile değil yani. Bugün sıradan bir müşrik, sıradan bir yobaz tarikat şeyhi bile Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan daha etkili. Buna emin olabilirsiniz. Bugün Cübbeli Ahmet denen o gerici var ya, o bile çıkıp konuştuğunda Diyanet İşleri Başkanı'ndan daha fazla sükse yapıyor. Böyle bir durum. İmamlara da bu zaviyeden, bu şekilden yaklaşıyoruz. Birinci yaklaşmamız gereken mesele bu. Peki, ikinci bir başlık açalım ve diyelim ki bu imamların arkasından namaz kılınır mı? Evet. Arkadaşlar ben size soruyorum, kılınır mı? Ben size soruyorum ya. Biz caminin ismini vermeyeyim. Burada bir caminin imamıyla konuştuk. Adama meseleleri anlattık. Arkadaşlar bakın adam imam ha, imam. Adam bana ne dedi biliyor musunuz? Adam dedi ki ben hayatım boyunca bunları ilk defa senden duyuyorum. Adam imam arkadaşlar, imam. La ilahe illallah'ın tefsirini ona anlattım. Sadi tefsirinden la ilahe illallah'ı anlattım. Ezberden bir iki şey daha söyledim. Adam dedi ki bunları ben ilk defa senden duyuyorum. Yani tevhid, tağut, tekfir, la ilahe illallah bunlar hak getire. Ya varsa yoksa 23 Nisan'da şöyle oldu. İşte 19 Mayıs'ın faziletleri bilmem ne. Ağ çekelim, dişlerimizi sarılalım. He, dişlerimizi fırçalamanın önemi bilmem ne. Sübhanallah arkadaşlar. Yani bunlar önemsiz şeylerdir demiyorum ama bir imamın anlatacağı şeyler değil. Yahu memlekette asgari ücreti anlat, açlık sınırını anlat, fakirliği anlat, haksızlığı anlat, hukuksuzluğu anlat, adaletsizliği anlat. Hadi memleket hakkında konuşamıyor musun ey imam? Tamam, eyvallah. Bari İslam ülkelerinde yaşananları anlat, çık insanlara kapitalizmi anlat, çık insanlara liberalizmin zararlarını anlat. Hadi bunu da mı anlatamıyorsun? O zaman çık da hikaye anlat yani. Ciddi söylüyorum hocam, çık da hikaye anlat. De ki peygamber şöyle yaşadı, ashab böyle yaptı, sahabeler böyle yaptı, peygamberler tarihi bunu anlat. Bunu bile anlatmıyorlar ya. Adamın eline bir kağıt veriyorlar değerli arkadaşlar. Eline bir kağıt veriyorlar. Ben her hafta Diyanet'in kendi sitesinden takip ediyorum. O haftaki hutbe nedir? Anlatıyor. Evet, şunun faziletleri bilmem ne. Yani o kadar yersiz, o kadar gereksiz ve o kadar faydasız şeyler ki gerçekten insan üzülmekten kendini alıkoyamıyor. Yani nerede Viyana kapılarına dayanmış o ecdadın imamlığını yapmış olan, akıl hocalığını yapmış olan Şeyhülislamlar, nerede bugünkü pamuk tıkama memurları ya da namaz kıldırma memurları. La ilahe illallah. İmamların arkasında namaz kılınmaz dedik çünkü akideleri bozuk arkadaşlar. Akideleri bozuk, evet. Üçüncü maddemiz de bu. Akideleri bozuk. Neden akideleri bozuk? Çünkü bugünkü imamlar daha kendi dinlerini bilmiyorlar. Tabii ki Kur'an okumayı çok iyi biliyorlar. Evet, namaz kıldırmayı çok iyi biliyorlar. Hatta mesela arkadaşlar imam bir selam veriyor mesela. İmam sağdan sola selam verirken ben giderim bakkala. Domates, işte soğan, biber, yumurta falan alırım. Melemeni yaparım. Melemen hazır olur. İmam daha yeni sola selam veriyor. Yani öyle. İmamlar bunları iyi yapıyor ama akide yok onlarda. Adam tevhidi bilmiyor. Adam tağutu bilmiyor. Adam şirki bilmiyor, küfrü bilmiyor, tekfiri bilmiyor. En basitinden ya, en basitinden arkadaşlar yani la ilahe illallah'ı anlattım adama. Dedim ki hocam la ilahe illallah, la ilahe nefidir,
La ilahe, ilah yoktur. La, hayır, reddediyorsun. La ilahe, ilah yoktur. İlla, ama vardır Allah. Yani Allah'tan başka ilahları reddetmektir. La ilahe illallah. La'nın içerisinde tekfir vardır, tevhid vardır, teberri vardır, inkar vardır, rucu vardır, buğz vardır, gayz vardır. La'nın içerisinde dinin kendisi vardır. La ilahe illallah. Reddediyorum ilahları, ancak Allah'ı kabul ediyorum. Bunun içerisinde tevhid vardır, tağut meseleleri, her şey vardır. Bunu anlatıyorum, adam diyor ki vallahi ben ilk defa böyle duydum diyor. Yani subhanallah, bu adamların akidesi bozuk arkadaşlar. Bu adamlar belli partilerin mahalle teşkilatını yapmış adamlar yani. Bu adamların akideleri yokken arkalarına nasıl namaz kılacağız yani? Subhanallah. Diğer maddemize geçelim. Bugün imamların çok büyük bir sıkıntısı var. Gerçi imam demek doğru olur mu bilmiyorum ama yine de öyle dendiği için biz imam diyelim. Ama normalde onlar imam değil arkadaşlar. Bizim imamımız Ebu Hanife'dir. Bizim imamımız İmam Şafii'dir. İmam Ahmet'tir. İmam Malik'tir. İmam Ali'dir. Bizim imamımız bunlardır. Yoksa bizim imamımız Şükrü Bey değil yani, camide Pamukçu Şükrü değil yani. Gerçi artık pamuk da yok. Silikon var arkadaşlar. Artık pamuk tıkamıyorlar. İmamların bir sıkıntısı var. Bu nedir? Bu da elfaz-ı küfür tehlikesidir. İmamlar imamlık görevine başlamadan önce elfaz-ı küfür işliyorlar. Arkadaşlar Allah iki şeyi affetmez. Allah iki şeyi affetmez. Şirk ve küfür. İkisi zaten aynı şeydir. Elfaz-ı küfür, ef'al-ı küfür vardır. Yani ağızla söylenen küfür, bir de azalarla yapılan küfür. Mesela bir adam teşri hakkını Allah'tan başkasına verirse bu amelle yapılmış bir küfürdür. Ama bir adam da ağzıyla bir küfür sözü söylerse, şirk sözü söylerse, Allah'a söverse haşa ya da İslam'ın tam tersi bir şey söylerse o adam elfaz-ı küfür işlemiş olur. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki ayeti kerimede لَا تَعْتَزِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ اِمَانِكُمْ Sakın özür dilemeyin, siz imanınızdan sonra kafir oldunuz diyor. Yani iman etmen seni kurtarmaz. Demek ki imanından sonra kafir olabiliyormuşsun. Bunun da sahabeden örnekleri var. Peygamber aleyhissalatü vesselamın ashabı hakkında Tövbe suresinin ayetleri nazil oluyor ki Allah azze ve celle özür dilemeyin imanınızdan sonra kafir oldunuz diyor. Onların içindeki küfre girenlere. Aynı şekilde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir sabah çadırından dışarıya çıkıyor seferdeyken diyor ki bugün sizin içinizden bir kısım insanlar kafir uyandı. Her kim yağmuru Allah yağdırdı derse o mümin uyandı. Her kim de yağmuru yıldızlar yağdırdı derse o da kafir uyandı diyor. Resulullah kendi ashabı içerisindekileri tekfir ediyor. O yüzden arkadaşlar bu dinde mürtetlik diye bir kavram var. Mürtet. Yani girdin ama çıkabilirsin. Bu nasıl bir din ya? Valla hocam dine giriyorsun çıkamıyorsun ha. Yani İslam'da, Hristiyanlıkta bile aforoz diye bir kavram var ya. Aforoz diye bir kavram var. İslam'da nasıl tekfir diye bir kavram olmaz? Sonra tekfiri anlatıyoruz. Ha tekfirciler, Vahabiler. Vahabiler kadar başınıza taş düşsün. Kim bu Vahabiler anlamadım. Allah onların da belasını versin yani. Eğer Suudi Arabistan devletini kastediyorsanız Allah belalarını versin. İmamların elfaz-ı küfür tehlikesi var. Bu da nedir arkadaşlar? Bu da 657 sayılı devlet memurları maddesidir. Bunu arkadaşlar 1965'te Başbakan İsmet İnönü çıkardı bu maddeyi. Ve 29 Kasım 1984'te de Kenan Evren imamları da zorunlu hale getirecek bu maddeyi genişleterek Anayasa'nın 657. maddesinde devlet memurları asli maddesi asalet yemini şeklinde bu yasayı getirdi. Özellikle darbeden sonra bizim milletimiz de herhalde %99 falan buna oy verdi yani. Bu yasayı onayladı. Tabii ki göstermelik bir seçimdi muhtemelen. Ve arkadaşlar bu 657 sayılı devlet memurları maddesinin içerisinde bir sürü şirk küfür var. Elfaz-ı küfür ama elfaz, yani bunları söylemen seni kafir yapar. Şimdi bu 657. sayılı asalet yeminini, 657 sayılı devlet memurları maddesini okuyalım. Arkadaşlar bunu Allah'tan korkarak okuyorum. Yanlış anlaşılmasın. 657 sayılı devlet memurları maddesi. Asalet yemini. Memurluğa geçen asli memurların okuyacağı sözler. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na, Atatürk İnkılap ve ilkelerine, anayasada ifadesi bulunan Türk milliyetçiliğine, sadakatle bağlı kalacağıma, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarını milletin hizmetinde olarak tarafsız ve eşitlik ilkelerine bağlı kalarak uygulayacağıma, Türk milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyip, koruyup bunları geliştirmek için çalışacağıma, insan haklarına ve anayasanın temel ilkelerine dayanan milli, demokratik, laik bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı görev ve sorumluluklarımı bilerek bunların davranış halinde göstereceğime namusum ve şerefim üzerine yemin ederim. Geçmiş olsun. Vallahi arkadaşlar yani bu çok sıkıntılı bir yemin metni. Ama şimdi şöyle anlaşılmasın. Ya işte siz vatan haini misiniz falan. Hayır arkadaşlar, biz memleketimizi seven insanlarız. Burayı da kimseye bırakmaya niyetimiz yok. O yüzden zaten birçokların yaptığı gibi Almanya'ya, Fransa'ya falan kaçmıyoruz yani. Kendi memleketimizde kalıyoruz. Ama bu Allah'tan başkasına yemindir arkadaşlar. Neye yemin olursa olsun.
Yani istiyorsan çok sevdiğin biri mesela. Gençlerin sevdiği kim mesela? Futbolcular değil evet. mi? Ya da bir siyasi parti lideri. Ya da tarihi bir karakter. Kim olursa olsun, ne olursa olsun arkadaşlar. Eğer Müslümansan, eğer diyorsan ki ben Müslümanım. Allah'tan başkasının üstüne yemin edilmez. Peki delil ne? Yani bunu ben mi uyduruyorum? Yani ben şimdi bunu uydurdum. Dedim ki 657'ye tabi olan herkes elfaz-ı küfür işleri kafir olmuştur. Mürtet olup dinden çıkmıştır. Kim? Abdülkadir Pola. Ya böyle bir saçmalık olabilir mi ya? Allah'tan başkasına yemin edilmenin küfür olmasının, Allah'tan başkasına yemin etmenin kişiyi dinden çıkaracağının gelin delillerini sayalım. Birinci delil, yani Allah'tan başkasının üzerine yemin edilmesinin kişiyi Allah korusun, Allah göstermesin. Allah Azze ve Celle bu videoyu izleyen hiç kimseye de kendisinin razı olmayacağı işler yapmayı, ameller yapmayı nasip etmesin. Birinci delil, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Allah'tan başkası adına yemin eden kafir ve müşrik olmuştur. Kaynak Tirmizi'nin 3. cildinin 1574 numaralı hadisi, İmam Ahmed'in Müsnedi'nin 2. cildinin 125 numaralı hadisi, İmam Hakim'in hadis kitabının Müstedrek'inin 1. cildinin 65. sayfası ve İmam Begavi'nin Şerhü Sünnesi'nin 10. cildinin 7. sayfasında Peygamberimiz böyle buyuruyor arkadaşlar. İkinci delil, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Nesai'nin iman bölümünün 4. hadisinde buyuruyor ki, yemin edecek kişi Allah dışında hiçbir şeyin üzerine yemin etmesin. Üçüncü delilimiz, İmam Ahmed'in Müsnedi'nin 2. cildinin 34. sayfasında geçen bir hadiste Peygamberimiz buyuruyor ki, Allah dışında bir şey üzerine yemin eden kişi Allah'a şirk koşmuştur. Dördüncü delilimiz, Buhari'nin iman bölümünün 4. hadisinde geçer. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Allah atalarınızın üstüne yemin etmeyi yasakladı. Beşinci delil, Buhari'nin 14. cildinin 6533 numaralı hadisi ve aynı şekilde Tirmizi'nin 3. cildinin 1533 numaralı hadisi. Peygamber Efendimiz buyurdu ki, kim İslam milletinden, yani İslam dininin yemin şeklinden başka bir yemin ederse o söylediği dinin sahibidir. Haşa ve kella. Görüldüğü üzere arkadaşlar, Peygamberimiz bu 5 hadisinde Allah'tan başkası adına ne olursa olsun atalara ya da herhangi bir şeye yemin ettiğinde müşrik ve kafir olacağını söylüyor. Vallahi ben bunu Allah'tan korkarak söylüyorum ha. Yani bunu bir kenara, bütün her şeyi bir kenara bırakıyorum. Yarın kıyamet günü benden şikayetçi olmayın diye bunu söylüyorum. Kıyamet günü gelip de ey arkadaşım sen o gün bir video yapmıştın. Bana niye bunu söylemedin? Bak ben senin yüzünden gittim imam oldum. Ya da ben senin yüzünden gittim 657'ye tabi oldum. Niye bana söylemedin? Ne kötü bir arkadaşsın. Senden şikayetçiyim. Seni Allah'a şikayet ediyorum dediğinizde vallahi arkadaşlar kimse bana yardımcı olamaz ha. O gün hiç kimse bana yardım edemez. O yüzden ben bu hakkı söyledim. Artık iş benden çıktı. Siz bilirsiniz artık. Sizin hayatınız, sizin dininiz, sizin kararınız. Lekum dinukum veliye din. Bazı arkadaşlar diyorlar ki İslam'da sözleşme diye bir küfür var. Bu da sözleşme küfrüdür. Arkadaşlar 657. sayılı memurluk maddesi sözleşme küfrü değildir. Niye? Çünkü bir şeyin İslam dinine göre sözleşme olabilmesi için Allah Bakara suresi 282. ayette buyuruyor ki bir adil yazıcı, iki adil şahit, yazan ve yazdıran yani tabi olan ve tabi olunan hazır olacak. Şimdi elektrik faturası, su faturası ya da diğer faturalar, diğer sözleşmeler bunları bir adil yazıcı mı yazıyor? Hayır. Bunlarda iki şahit var mı? Hayır. Sadece imzalayan kişi var, bir de imzalatan kişi var. Bunlarda taraflar hazır mı? Hayır değil. Yani İslam'ın sözleşme maddesinde bile bu geçerli değilken bugünkü elektrik su faturalarına sözleşme denemez. 657. madde ise sözleşme kısmına girmez. Elfaz-ı küfre girer. Yani bunları söylemek kişiyi dinden çıkarır. Bunları söyleyip ya da bunları onaylayıp küfre rıza göstermek kişiyi dinden çıkartır. Yani 657. madde elfaz-ı küfür maddesidir. 657. madde kişiyi küfre rıza, küfre sokar kaidesinden dolayı dinden çıkartır. Yani sözleşme küfrü diye bir küfür İslam'da yok arkadaşlar. Bir de hocam son zamanlarda bazıları çıkmış, şunu da arada belirteyim. Resmi nikah küfürdür diyorlar. Evet hocam. Şimdi arkadaşlar bakın, nikah bir ibadettir. Ama nikah nasıl bir ibadettir? Nikah kıyılan kişi olacak, erkek olacak. Bunlar icap ve kabul edecekler. 3 defa icap kabul olacak, mehir olacak ve 2 tane Müslüman şahit edip Müslüman şahitliğinde bu nikah kıyılacak. Bugün belediyelerde kıyılan nikahlar İslami nikahlar değil. Çünkü mehir sorulmuyor. Çünkü 3 kere icap kabul yapılmıyor. Çünkü 2 adil şahit yok. O yüzden belediyenin kıydığı nikah nikah değil.
O sadece bir sözleşmedir. Elektrik su faturası gibi bir şeydir. Dolayısıyla belediyenin kıydığı nikaha nikah ibadetidir diyemezsiniz. Yani şimdi Allah'tan başkasına secde etmek küfürdür değil mi? Ben de geldim mesela burada böyle oturuyorum. Sen bana diyebilir misin ki sen Allah'tan başkasına secde ettin? Diyemezsin çünkü etmedim. Nikah da böyledir evet. Nikah bir ibadettir ama belediyenin kıydığı şey nikah değil. O sadece bir sözleşmedir yani evlilik sözleşmesi gibi bir şeydir. O yüzden nikah küfürdür diyen ahmaklardan uzak durun. Kim Allah'ın küfür demediğine küfür derse kendisi kafirdir. Sözleşme küfürü var. Elektrik küfürdür, su küfürdür, işte doğalgaz küfürdür, şu küfürdür, bu küfürdür diyenlere uzak durun. Çünkü Allah'ın ve Resulünün küfür demediğine küfür diyenler kafirdir. Açın Bakara suresi 282. ayeti okuyun. Allah orada bir sözleşmenin nasıl olacağını anlatıyor. Rabbimiz o ayette ey iman edenler belli bir süre için birbirinize borçlandığınız zaman onu yazın. Aranızdan bir yazıcı adaletle yazsın. Yazıcı ona Allah'ın öğrettiği şekilde yazmaktan geri durmasın. Borçlanan kimse borcunu yazdırsın diye böyle ila ahir ayet devam ediyor. Ama bugünkü sözleşmelere bakıyorsun Allah'ın razı oldum dediği Allah'ın yapın dediği sözleşme bu değil ki. Ya da peygamberimizin müşriklerle yaptığı sözleşmelere bakıyorsun. O sözleşmeyle bugünkü sözleşmeler aynı değil ki. Ne taraflar var, ne adil yazıcı var, ne adil şahitler var, ne iki tane şahitliği hakkıyla yerine getirecek adil Müslüman ya da müşrik var. Yok. Sadece elektrik faturası imza, su faturası imza. Bunlar küfür değil arkadaşlar. Dininizi zorlaştıracak kafirlerden uzak durun. Gerçekten bakın bu insanlara nefsimden kafir demiyorum ha. Bu insanlar gerçekten kafirdir. Çünkü Allah ve Resulünün küfür demediği bir şeye küfür demek teşri yapmaktır. Teşri ise yalnız ve yalnız alemlerin Rabbi olan Allah'ın hakkıdır. Hocam konumuza devam edecek olursak imamların küfürlerinden bahsettik. Peki bu imamların başka küfürleri var mı? Evet maalesef başka küfürleri de var. Bunlardan biri de ilmi ketmetmeleridir. İlmi ketmettikleri için arkalarında namaz kılınmaz. Yani şu ana kadar 4 madde saydık. Evet. Bunların hiçbiri olmadı diyelim ki böyle bir şey mümkün değil. Yine 5. maddede karşımıza geliyor ki ilmi ketmediyorlar değerli arkadaşlar imamlar. Yani hakkı anlatmıyorlar. Nasıl hakkı anlatmıyorlar? Mesela Allah Azze ve Celle hoşunuza gitsin ya da gitmesin diyor ki hırsızın elini kesin. Şimdi burada hırsızın elini kesmek içtihadidir. O zaman hırsızın elini kesiyordun. Bugün başka bir ceza verirsin. Ama hırsızın kökten çözülecek bir ceza. Burada Allah böyle söylüyor. Hiçbir imam bu ayeti okuyamaz. Zina edeni kırbaçlayın. Allah hakimdir, Allah hakemdir, Allah yönetir, Allah hükmeder, hakimiyet Allah'ındır. Bu ayetleri hiç duymazsınız imamlardan. Varsa yoksa şüphesiz ki Allah iyiliği, adaleti, doğruyu, yardımlaşmayı, akrabaya yardım eder. Allah düşünüp tutarsınız diye size öğüt verir. Yani cuma hutbesinde bu ayet okunur. Artık var ya arkadaşlar, bunlar herhalde zannediyor ki Kur'an'da bir tek bu ayet var yani. Sübhanallah. Kur'an'ı bir bütün olarak ele almazsak eğer, o zaman Kur'an bizi doğruya iletmek yerine Kur'an bizim için bir modifikasyon aracı olur. Haşa. Bu mümkün mü? Değil. Ama bugün böyledir. Bugün herkes kendine ayet buluyor. Sofiler ayet söylüyor, imamlar ayet söylüyor maşallah. Geçen bir tane ateist bir YouTube kanalında konuşma yapıyor. Konuşmasını da böyle ayetlerle süslüyor. Hani 1 milyon aboneye ulaştı ya, milleti tebrik ediyor falan arkadaşlar. Kanalımıza katılın, katıl kısmı var. İşte bağışlarınızı bekliyoruz falan. Zaten Müslümanların tanrısı ayette şöyle demiyor mu falan diye. Ha. Sen ne müptezel bir adamsın ya var ya. Yani öyle bir hale geldik ki ateistler bile ayet söyler duruma geldi. Ancak imam olacak insanlar hutbeye çıkıp dememeli mi? Allah şöyle söylemiştir. Peygamber böyle söylemiştir. Rabbimiz Maide suresinde demiyor mu? وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَاِمْ Onlar hiçbir kınayıcının kınamasından korkmazlar. ذَٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِهِ مَنْ يَشَاءَ Bu Allah'ın ikramıdır. Allah ikramını dilediğine verir. İmamlarımızın bunu söylemesi gerekmiyor muydu? İmamlarımızın hakka haykırması gerekmiyor muydu? Ama bugün öyle bir durumdayız ki arkadaşlar. Bakın Diyanet İşleri Başkanlığı'nın iç tüzüğünü bu videodan evvel okudum. Bir imam kendi amirinin direktiflerinin dışına çıktığında onun açığa alınma tehlikesi var. Soruşturmaya uğrama tehlikesi var. E adam ne yapsın garibim? Mecbur çıkıyor diyor ağa çekin. Barışalım falan. Böyle bunlardan bahsediyor. Yani İslamiyet böyle mi ya? İslam dini senkronize bir din mi ya? Akort ayarı yapıyorsun dine. İslam dini bir motif mi, bir kültür mü, bir enstrüman mı? İslam dini hayatı tanzim etmez mi arkadaşlar? Ne zaman bu imamlarımız ya da imamlar diyelim. Çünkü bizim imamlarımız değil yani. Kalkıp da hakkı söyleyecekler. Ya Allah için şu ahir ömrümde bir kere bile Diyanet İşleri Başkanı'nın çıkıp da masa yumruğunu vurarak
haksızlıktan, hukuksuzluktan, adaletsizlikten bahsettiğini, Allah'ın dininden bahsettiğini, tevhidden bahsettiğini göremeyecek miyim ya? Subhanallah arkadaşlar, yani nerede bizim ecdadımızın imamları, şeyhülislamları, nerede bugünkü pamuk tıkayıcılar, namaz kıldırıcılar? La ilahe illallah. Nitekim Allah Azze ve Celle Bakara suresinde 159 ve 160. ayetlerde buyuruyor ki, indirdiğimiz açık delilleri ve hidayeti biz kitapta insanlara açıkça belirttikten sonra bunu gizleyenler var ya, işte onlara hem Allah lanet eder hem de bütün lanet edenler lanet eder. Ancak tövbe edip durumlarını düzeltenler ve gerçeği açıklayanlar müstesna. Onları affederim. Çünkü ben tövbeyi çokça kabul edenim, çok esirgeyenim. Görüldüğü üzere arkadaşlar, Allah Azze ve Celle bu ayette biz hakkı açıkladıktan sonra hakkı gizleyenler var ya, onlara Allah lanet etsin, bütün lanet ediciler lanet etsin diyor. İşte ilmi ketmetmenin, hakkı söylememenin, imamlığın ağırlığı buradadır değerli arkadaşlar. Şimdi bu videoyu izleyen imamlar diyecek ki, ya iyi de Bakara suresinin 159 ve 160. ayetleri Yahudiler için inmiştir. Eyvallah, o ayet Yahudi'ye indi, bu ayet Hristiyan'a indi, o ayet Firavun'a indi, o ayet Nemrut'a indi. Bize ne indi kardeş? Bize ne indi? Yani bize inen ayetler ne? Ne bize inen ayetler? Akrabaya yardımı emreder, zekatı verin. Tam da maşallah devletin komplikasyonlarına uygun ayetler. Vergiyi verin, asayişi bozmayın, anarşist olmayın. Yani Allah'tan korkmasanız ayetleri böyle meal edeceksiniz yani. Zekatı vergi diye meal edeceksiniz. Allah'tan korkmasanız, gerçi Allah korkusundan değil yani. Bu İslamcılardan falan korkuyorsunuz. Allah Azze ve Celle size hidayet etsin. İkinci ilmi ketmetmenin ikinci delili ise arkadaşlar, Ebu Hureyre'nin şöyle dediği rivayet ediliyor. Bu arada arkadaşlar, Ebu Hureyre radıyallahu anh Emeviler dönemine kadar yaşamıştır. Emeviler kendisi hakkında ölüm fermanı çıkarmıştır. Yani böyle güzel bir sahabedir. Ebu Hureyre'nin şöyle söylediği rivayet ediliyor. Bunu rivayet eden de Ebu Hayyan'dır. Kitabın ismi de El-Bahrul Muhit'tir. 1. ciltte 154. sayfada diyor ki, Ebu Hureyre şöyle söyledi. Eğer Allah'ın kitabındaki bir ayet olmasaydı size hiçbir hadis rivayet etmezdim. Ebu Hureyre böyle söyledikten sonra Bakara suresi 159 ve 160. ayetleri okudu. Ya arkadaşlar, az önce okuduğum ayet var ya, Ebu Hureyre diyor ki eğer bu ayet olmasaydı size hiçbir hadis nakletmezdim diyor. Görüldüğü üzere Ebu Hureyre'nin bu kadar fazla hadis nakletmesine sebep olan ayete bakın. Bir de mealciler diyor ki Ebu Hureyre niye bu kadar çok hadis nakletmiş? E kardeşim, adam Allah'tan korkmuş ya. Adam Allah'tan korkmuş. Yine başka bir hadiste ise Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, bakın bunu özellikle imamlar iyi dinlesin. Ya da imam akrabası olanlar iyi dinlesin. Peygamberimiz şöyle buyurdu. Her kim kendisine dini bir soru sorulur, o da bilmesine rağmen çeşitli sebeplerden dolayı o bilgisini gizlerse, kıyamet günü o kimseye ateşten bir gem vurulacaktır. Yani ateşten bir boynuz ya da gömlek ya da ateşten bir elbise, böyle düşünebilirsiniz. Kendisine ateşten bir gem vurulacaktır diyor. Kaynağı da söyleyeyim. İbn-i Mace'nin Mukaddime bölümünün 24. hadisi, Ebu Davud'un ilim bölümünün 17. hadisi, Tirmizi'nin ilim bölümünün 3. hadisi. Peygamber burada ilmi ketmetmenin ne kadar büyük bir azap olduğunu bize haber veriyor. Geçelim. İmamların bir diğer sıkıntısı ise değerli arkadaşlar, parayla imamlık yapmasıdır. Yani bu cümle bile beni derinden yaralayan bir cümledir. Yahu hiç imamlık parayla yapılır mı ya? İmam, lider yani Türkçe'de. Liderlik parayla yapılır mı ya? Allah Azze ve Celle ayetlerini parayla anlatanları, ayetlerini parayla insanlara duyuranları bakın nasıl tehdit etmiştir. Görün, Allah Azze ve Celle Maide suresinde 44. ayette buyuruyor ki, içinde hidayet ve nur olan Tevrat'ı indirdik. Kendilerini hakka teslim eden nebiler, Yahudilerle ilgili meselelerde onunla hükmederlerdi. Yani Allah diyor ki biz Yahudilere Tevrat'ı indirdik, peygamberler gönderdik, peygamberler Yahudilere bu kitapla hükmettiler. Bakalım sonra ne olmuş? Alimler ve mürşitler de Allah'ın kitabını koruma ve görevlendirmeleri sebebiyle yine onunla hüküm verirlerdi. Yani Allah diyor ki peygamberleri öldü, geriye alimler ve mürşitler kaldı. Alimler ve mürşitler de Tevrat'la hükmettiler. Bakalım sonra ne olmuş? Hepsi de kitabın hak olduğuna şahittiler. Yani hepsi de bu kitap için kitabın hak olduğuna şahitlik ettiler. Onu hep anlattılar. Sonra o halde ey hakimler, insanlardan korkmayın, benden korkun. Ayetlerimi az bir para karşılığında satmayın. Kim Allah'ın indirdikleriyle hükmetmezse işte onlar kafirlerin ta kendisidir. Şimdi arkadaşlar, bu ayetin devamı da var. Allah diyor ki onlar kafirlerin ta kendisidir, fasıkların ta kendisidir, zalimlerin ta kendisidir. Burada Allah Azze ve Celle
insanlara hakim olanlara karşı bir uyarı veriyor. İnsanlara hakim olanlar kimlerdir? Mahkemelerdekiler değil mi? İnsanları yönetenler, onların üstünde hakim olanlar ve hatta insanlara din anlatan imamlar. Bunlar da camilere hakimdir ve hatta evde bir aile reisi vesaire hepsi. Arkadaşlar bütün bunlar insanlara mesul olduklarına, sorumlu olduklarına Allah'ın indirdiğiyle hükmetmekle mükelleftir. Çünkü Allah bize bir nizam indirmiştir. Eğer bir kişi Allah'ın indirdiğiyle hükmetmiyorsa Allah Azze ve Celle ona kafir diyor, zalim diyor, fasık diyor. Şimdi bu ayetler nuzul sebeplerinden dolayı ihtilaflı ya hocam. Bunu alan bazı arkadaşlar diyorlar ki ya işte oradan şu kastediliyor, bu kastediliyor. Hadi tamam. Burada ihtilaf var, ihtilaflar başımızın üstündedir. Allah'ın kafir demediğini varsay, zalim demiş, güzel bir şey mi? Zalim demediğini varsay, fasık demiş, güzel bir şey mi? Yahu Allah Azze ve Celle kötülemiş ya. Hadi kafir demesin, zalim desin. Hadi zalim demesin, fasık desin. Yani sen bunların muhatap olmaya razı mısın ey imam? Bunlara razı mısın? Bak Allah Yahudilerin geçmişte yaşadıklarından örnek vererek seni uyardı. Ayetlerimi parayla satma dedi. Benden kork dedi. İnsanlardan korkma dedi. Ne oldu size? Yok bu ayet ihtilaflıdır. Ayet ihtilaflı değil. Nüzul sebebi ihtilaflıdır. Ayette ihtilaf olur mu ya? Subhanallah. Bu ayeti okuyoruz adamlara. Vay diyorlar ki siz zaten başka ayet bilmiyorsunuz. Allah'a hamdolsun bütün ayetleri de biliyoruz. Ama sizin işinize gelmediği için size tabiri caizse ruhunuza en çok batan ayet budur. Kalbinize en çok batan ayet budur. Yine Rabbimiz Bakara suresi 41. ayette buyuruyor ki sizin yanınızda bulunan Tevrat'ı tasdik etmek üzere indirdiğim Kur'an'a iman edin. Onu inkar edenlerin başını siz çekmeyin. Ayetlerimi az bir fiyatla yani para karşılığı satmayın. Asıl bana karşı gelmekten sakının. Burada da Allah Yahudiler üzerinden ümmeti Muhammed'i uyarıyor. Diyor ki benim ayetlerimi inkar etmeyin. Nasıl inkar etmeyelim ya Rabbi? Para karşılığı satarak. O yüzden din parayla satılmaz. Kitapları parayla satarsın. Defteri kalemi parayla satarsın. Ama din parayla satılmaz. Din ağır bir müessesedir. İşte bu yüzden gençler sizden kaçıyorlar. Çünkü gençler akıllı akıllı. Yeni gençler akıllı. Sizin hikayelerinize, sizin cirroklarınıza kulak vermiyorlar artık. İmamlar hakkındaki bir diğer hususumuz ise değerli arkadaşlar, akidelerini bilmediğimizden dolayı bütün imamlarla tek tek konuşamayacağımız için Peygamber Efendimiz akidesini bilmediği kimsenin arkasında namaz kılmadığından dolayı biz de kılmayız. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem akidesini bilmediği bir adamın arkasında namaz kılmış mı kılmamış mı? Kılmamıştır. Haşa ve kella kılmamıştır. Peygamberimizin ashabı, hulafai raşidin ya da aşere-i mübeşşere ya da diğer sahabeler akidesini bilmedikleri adamların arkasında namaza durmuşlar mı? Haşa, asla. Biz peygamberden daha mı takvalıyız? Biz sahabelerden daha mı takvalıyız ki onların yapmadıklarını yapıyoruz? Onların akidesini bilmeden, imamların itikadını bilmeden namaz kılınmaz. İtikatları da zaten ortada. Bu imamlar meselesi de böyledir arkadaşlar. Bu konuda çözüldüyse inşallah artık cuma meselesine geçelim. O çok beklediğiniz cuma meselesine geçelim inşallah. Hocam gerçekten bu cuma meselesinde çok talep var. Bunun da nedeni şu olabilir, bu kafası karışık davetçilerin bu meseleyi çok gündem etmeleri. Ki sizden ricamız bu meseleyi güzel bir şekilde Müslümanları yormadan güzel bir şekilde açıklayabilir misiniz? Tabii ki. Yani bu cuma meselesi muhafazakarlar arasında da ihtilaflı, mütedeyyinler arasında da ihtilaflı, tarikatçılar arasında da ihtilaflı, tevhid ehli arasında da ihtilaflı, tefrit ehli arasında da ihtilaflı. Yani bu cuma meselesi komple ihtilaflı. Arkadaşlar gelin bu cuma meselesini ele alalım. Burada dikkat etmemiz gereken, cuma meselesinde dikkat etmemiz gereken ince bir çizgi var. Arkadaşlar, cuma meselesi cuma suresiyle farz olmamıştır. Cuma meselesi cuma suresiyle alakası yoktur. Cuma suresinin cuma ismini alma sebebi ayette geçen cumu'a kelimesidir. Yani toplanma, bir araya gelme kelimesidir. Cuma suresinin cuma namazıyla bir alakası yoktur. Cuma suresinin inme tarihi Medine'dedir. Cuma namazının farz olması 619 yılında Mekke'dedir. Dolayısıyla arkadaşlar, cuma namazıyla cuma suresinin bir alakası yoktur. Allah cuma suresinde cuma namazını değil, cuma vaktinde alışveriş yapmayı yasak kılmıştır.
Gelin meseleyi daha iyi anlayabilmek için ayetleri bir okuyalım. Allah Azze ve Celle Cuma suresinde 9, 10 ve 11. ayetlerde şöyle buyuruyor. Ey iman edenler! Cuma günü namaza çağrıldığınızda hemen Allah'ı anmaya koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilmiş olursanız elbette bu sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın rızkından isteyin. Allah'ı çokça zikredin ki kurtuluşa erersiniz. Onlar bir eğlence ya da ticaret gördüklerinde seni ayakta öylece terk edip gittiler. De ki Allah'ın yanında olan nimetler ticaretten daha hayırlıdır. Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır. Görüldüğü üzere arkadaşlar bu ayette Allah Azze ve Celle Cuma namazını farz kılmıyor. Allah ayette Cuma suresinde 9. ayette diyor ki ey iman edenler Cuma günü ezan okunduğunda alışveriş yapmayı bırakın. Ondan sonra ne yapalım ya Rabbi? Namazı kıldıktan sonra yine gidin ticaretinizi yapın diyor. 10. ayette de diyor ki Allah'ı çokça zikredin ki rızkınız artsın diyor. 11. ayette de diyor ki bakın 11. ayete çok dikkat edin. 11. ayette de diyor ki onlar bir eğlence ya da bir ticaret gördüklerinde seni öylece ayakta bıraktılar ve gittiler. Yani demek ki peygamber cuma günü sahabeler bir ticaret olayı olmuş peygamberi bırakıp gitmişler. Peygamber de öylece ayakta kalmış. Yani arkadaşlar cuma suresinde cuma namazı farz olmadı. Cuma suresinde cuma vakti alışveriş yapmak haram kılındı. O yüzden bugün günümüzde cuma biz farz olmadığına itikad ediyoruz. Onu birazdan anlatacağım. Günümüzde cuma vakti alışveriş yapılabilir. Çünkü cuma farz değil günümüzde. Ancak cuma farz olsa cuma vakti alışveriş yapmak haramdır. Çünkü ayet var. Allah Azze ve Celle ayette cuma vakti ezan okunduğunda alışveriş yapmayın diyor. Yani İslami kesimde zannedilenin aksine cuma namazının farz olduğu mesele Medine'de inen cuma suresi değildir. Yani cuma ayette böyle geçiyor. Cuma. Yani cuma suresiyle cuma namazı ayrı şeylerdir arkadaşlar. Bakın bunu isterseniz bir hadisle anlatalım. Cuma suresinin 9, 10 ve 11. ayetleri hakkında İmam Buhari tefsir bölümünde 62. hadiste, İmam Tirmizi tefsir bölümünün 62. hadisinde, İmam Taberi Cuma suresinin söz konusu ayetlerinin 9, 10 ve 11. ayetlerinin tefsirinde ve İbn Atiye de 5. cildinde 309. sayfada bu ayet hakkında bakın ne söylüyor. Kaynakları verdik devam edelim. Bir gün Resulullah Cuma hutbesini söylerken Medine'de bir ticaret kervanının geldiği haberi insanlara duyuruldu. O sıralarda kıtlık olduğu için gıda maddesi getirecek bir kervanın gelmesi dört gözle bekleniyordu. Bu sesleri duyan cemaatin önemli bir kısmı o anda ibadet halinde olduklarını unutup yerlerinden fırladılar ve o tarafa doğru koşmaya başladılar. Mescitte sadece 12 kişinin kaldığı rivayet edilir. Bu işte söylediğimiz gibi Buhari, Tirmizi, Taberi ve İbn-i Atiye'de geçer. Görüldüğü üzere arkadaşlar bu ayet niye nazil olmuş? Gördünüz değil mi? Peygamber hutbedeyken sahabeler büyük bir çoğunluğu, 12 sahabe hariç büyük bir çoğunluğu hemen ticarete koşmuşlar, alışverişe koşmuşlar. Allah da bu yüzden bu ayeti indiriyor. Yani görüldüğü üzere peygamber cuma günü hutbede ya, peygamber cuma günü hutbedeyken cuma ayeti mi nazil oldu? Yani peygamber cuma için hutbeye çıktı. Allah dedi ki ey iman edenler cuma namazı kılın. Ya adam zaten cuma hutbesinde. Adam cuma hutbesinde cuma namazı kılıyor. Cuma ayeti mi inecek ya? Adam zaten cuma namazını kılıyor. Demek ki cuma namazı önceden farz olmuş ki bu ayetten önce de adamlar cuma namazı kılıyorlar yani. Sallallahu aleyhi ve sellem. O yüzden cuma namazı kılınırken inen bir ayetten yola çıkarak Cuma suresi Medine'de nazil olmuştur. O yüzden cuma namazı... Arkadaşlar yani bu geçerli değil. Bu ihtilaf değil. Kimse bize bunu ihtilaftır diye yutturamaz. Nuzul sebebini gördünüz. Cuma suresinde cuma namazı farz kılınmamıştır. Cuma günü alışveriş yapmak haram kılınmıştır. Cuma namazı 619 yılında Mekke'de farz olmuştur. Hatta gelin bu konuyu biraz daha açalım. Biraz daha ayrıntılara gelelim ki akıllarında soru işareti olan kardeşlerimizin de kalbi iyice mutmain olsun ki cuma namazının kılınmayacağı bugün günümüzde ahir zamanda cuma namazının kılınmayacağını iyice anlayalım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem farz olmasına rağmen Mekke'de cuma namazı kılmadı. Ancak ilk cuma namazını kıldırması için Medine'ye muallim olarak gönderdiği Musab bin Umeyr'e mektup yazarak bildirdi. O da 10 kişilik bir cemaatle ilk cuma namazını kıldırdı. Kaynağı söylüyorum arkadaşlar. İbn Hişam'ın Siretün Nebeviyesi'nin 2. cildinin 77. sayfası, Taberi'nin Tarihül Umem vel Mülük kitabının 2. cildinin 255. sayfasında ilk cuma namazını Musab bin Umeyr'in Medine'de kıldırdığı geçmektedir. Yani arkadaşlar görüldüğü üzere Allah peygamberimize cumayı Mekke'deyken farz kılıyor. Peygamber Mekke'de cuma namazı kılmıyor. Musab bin Umeyr'e haber gönderiyor. Musab bin Umeyr ilk cuma namazını Medine'de kılıyor. Ya peygamber en ahlaklımız, en takvalımız, en ihlaslımız olmasına rağmen o bile Mekke'de cuma namazı kılmamış.
Darül küfürde cuma namazı kılmamış. İslam'ın hakim olmadığı yerde cuma namazı kılmamış. İslam'ın hakim olduğu, Müslümanların güçlü olduğu, temekkün sahibi olduğu Medine'de cuma namazı kıldırmışken sen peygamberden daha mı ahlaklısın ya? Peygamberden daha mı takvalısın? Ahir zamanda yaşadığımızı bilmiyor musun? Ahir zamanda küfrün artacağını peygamber haber vermedi mi? Nerede İslam var ya? Darül İslam'da mı yaşıyoruz? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde yaşıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti sev veya sevme, içine gelsin veya gelmesin. Laik demokratik bir cumhuriyettir. İslam devleti değildir. Yani Darül İslam değildir. Anayasada yazıyor ya. Geçelim diğer deliller arkadaşlar. Devam edelim. Yahudilerin cumartesi günü toplanıp zebur okudukları göz önünde bulundurularak kadınlarınızı ve çocuklarınızı toplayın ve cuma günü güneş zevalden yarıya geçince iki rekat Allah'a yakınlaşın. Arkadaşlar bu sözler Resulullah'a aittir. Resulullah Yahudilere muhalefet edin. Onların cumartesi günü ibadeti vardır. Cumartesi günü ibadet ediyorlar, öğlen vakti, zebur okuyorlar. Siz de cuma günü ibadet edin, Yahudilere muhalefet edin dedi. Peygamber cuma namazını Yahudilere muhalefet etmek için Medine'deki ashabına emretti ve Musab bin Ümeyr bu namazı kıldırdı. Peygamberin Yahudilere ve Hristiyanlara, kafirlere muhalefeti meşhurdur. Yahudilere muhalefet edin diyor, bıyığınızı kısaltıp sakalınızı uzatın. Bakın işte bu mesela, bir tutam. Yahudilere muhalefet edin, ayakkabıyla namaz kılın diyor. Bazen de ayakkabısız. Yahudilere muhalefet edin, saçınızı sakalınızı boyatın diyor. Bu arada benimki boya değil. Yahudilere muhalefet, Hristiyanlara muhalefet, müşriklere muhalefet, hep peygamberimizin böyle hadisleri var. Görüldüğü üzere peygamberimiz Yahudilere muhalefet edin, cuma namazı kılın diyor sahabelere. Bunun kaynağını da söylüyorum arkadaşlar. Muhammed Hamidullah'ın Vesaiku Siyasiye kitabında sayfa 35'te Muhammed Hamidullah orada arkadaşlar yaklaşık yarım sayfa kaynak göstermiş. Bir de Alusi'nin Ruhul Meanisi'nde 28. cildin 99. sayfasında da Alusi kaynaklarını belirtmiş. Peygamberimizin bu cuma emrini, ilk cuma emrini Yahudilere muhalefet etmek için verdiğine dair. Tabi Muhammed Hamidullah'ı ve Alusi'yi kabul etmeyecek olanlar içinizden mutlaka çıkacaktır. Çünkü hani böyle bizim muhaliflerimiz alim ya, böyle allame insanlar. O yüzden onlara biraz seleften örnekler verelim. Mesela arkadaşlar Beyhaki'nin Delailün Nübüvve kitabında 2. ciltte 524. sayfada ve aynı şekilde İmam Kurtubi'nin El Camiül Ahkamül Kur'an kitabında 18. cildinin 98. sayfasında da zaten Cuma suresinde, Kurtubi'nin Cuma suresi tefsirine bakarsanız orada da muhtemelen bulabilirsiniz. Şu şekilde geçer. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Cuma namazını emrettiği zaman Medine'de Sa'd bin Haysemen'in evinde sahabeler toplanarak Musab bin Ümeyr'in imamlığında ilk cuma namazını kıldırmışlardır. Görüldüğü üzere arkadaşlar bir de İmam Beyhaki'den delil getirdik, İmam Kurtubi'den delil getirdik ki Sa'd bin Haysemen'in evinde Musab bin Ümeyr ilk cuma namazını kıldırmıştır peygamberimizden önce. Yine başka bir örnek verecek olursak arkadaşlar bu konu hakkında ilk cuma namazını peygamberimizin emrettikten sonra daha peygamberimiz kılmadan Musab bin Ümeyr'in kıldığı ve cuma namazının Mekke'de farz olduğuna dair kaynak isteyenlere bir başka kaynak daha verelim. İbn-i Sa'd'ın Tabakatül Kübrası'nın 3. cildinin 118. sayfası, Süheyli'nin Er-Ravdül Unufi Fi Şerh kitabı, aynı şekilde İbn-i Hişam'ın Siretün Nebeviyesi 4. cildinin 101. sayfası. Buralarda da cuma namazının Mekke'de farz olduğu ve peygamberimizin ilk cuma namazını Musab bin Ümeyr'e Medine'de kıldırdığına dair geçmektedir. Bütün kaynakları zikrettik değerli arkadaşlar. Yine peygamber sallallahu aleyhi ve sellem daha cuma namazını kılmamışken Medine'de cuma namazını kılan başka bir Müslüman gruptan bahsedelim. Bu da Musab bin Ümeyr ile beraber İslam'ı yaymaya çalışan Ensar'ın en mübarek sahabelerinden Esad bin Zürare'dir radıyallahu anh. Burada da Esad bin Zürare radıyallahu anh Beni Beyza kabilesinin olduğu yerde bir siyah taşlık bölge var. Orada 40 tane sahabe bir araya geliyorlar ve Esad ibn Zürare'nin imamlığında cuma namazı kılıyorlar. Görüldüğü üzere daha Peygamber Efendimiz cuma namazını kılmadan Peygamberimiz Mekke'deyken Medine'de sahabeler cuma namazı kılıyorlar. Üstelik cuma namazı kıldıran sahabeler sadece Musab radıyallahu anh değil. Esad bin Zürare de kendi etrafındaki 40 sahabeyle beraber cuma namazı kılmıştır. Ve imamlığı da kendi yapmıştır. Kaynağı da söyleyelim. İbn-i Hisak, İbn-i Hişam bunu Siretün Nebeviye'de 2. ciltte 77. sayfada naklediyor. Ve aynı şekilde İbnül Esir bunu kendi tarihinde naklediyor. Sahabelerin hayatlarını anlattığı Ustul Gâbe fil Ma'rifeti Sahabe isimli kitabında değerli arkadaşlar. 2. ciltte 99. sayfada bunu naklediyor. Görüldüğü üzere cuma Mekke'de farz oluyor. Sahabeler Medine'de cuma namazını kılarken peygamber daha Mekke'de cuma namazı kılmamış bir haldedir. Cuma suresinde de cuma namazı değil,
Cuma günü alışveriş yapmak farz kılınıyor. Cuma suresi peygamberimiz hutbedeyken nazil oluyor. 9, 10 ve 11. ayetlerinde Allah Cuma günü namaza çağrıldığınızda alışveriş yapmayın diyor. Yani peygamber Cuma hutbesindeyken bu ayet iniyor. Demek ki Cuma namazı daha önceden farzdı. 619 yılında Mekke'de farz kılındı değerli arkadaşlar. Yine aynı şekilde başka bir örnek verecek olursak bu da Beyhaki'nin Delail isimli kitabında 2. ciltte 524. sayfada geçer. 524 ve 525'te Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ilk defa cuma namazını Medine'ye hicret ettiği esnada Ranuna denilen yerde kıldırmış ve orada cuma hutbesini okumuştur. Şu anda zaten ekranda bugün de dahil Ranuna'daki o Atike Mescidini görüyorsunuz değerli arkadaşlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ilk cuma namazını Medine'ye hicret ederken kılmıştır Ranuna Vadisi'nde. Yani ey değerli arkadaşım sen peygamberden daha mı imanlısın ki peygamber Mekke'de kılmamış sen burada cuma namazı kılıyorsun. Cuma namazının illeti görüldüğü üzere neymiş arkadaşlar? Cuma namazının illeti temekkünmüş, güçmüş. Eğer bir yerde Müslümanlar üstün konumda değilse, güçlü konumda değilse orada cuma namazı farz olmaz. Cuma namazı iki rekattır ve Yahudilere muhalefet etmek için kılınan bir temekkün namazıdır. Ama öğlen namazını arkadaşlar bol bol fazla fazla zaten kılıyoruz. Öğlen namazını hatta cumadan daha fazla kılıyoruz öyle ya. O yüzden yani cuma namazı kılmayan dinden çıkar, yok karısının nikahı düşer falan böyle şeyler yoktur. Dolayısıyla bizim en ahlaklımız olan peygamber bile Mekke'de güçsüzken cuma namazını kılmamış. Medine'de güçlü olan sahabelere kıldırmışken biz Türkiye'de ya da diğer ülkelerde çok mu güçlüyüz? Değiliz. Hal böyleyken bugün cuma namazı farzdır demek doğru olmaz. Ve bu büyük bir ağır bir itham olur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetinden yüz çevirmek olur. Hatta arkadaşlar gelin peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in ilk cuma namazı kıldığı Ranuna Vadisi'nde dedik ya hani Atike Mescidi'ni bugünkü Atike Mescidi'nin olduğu yerde Ranuna Vadisi'nde ilk cuma namazını kılmıştır dedik. Gelin onu biraz açalım. Ranuna namazgahta Resulullah'ın ilk cuma hutbesini okuduğu ve namaz kıldırdığı vadidir. Hicret sırasında Kuba'ya ulaşarak burada Mekke'den gelecek olan Hazreti Ali ve diğer muhacirleri beklemek üzere bir süre kalan ve 24 Eylül 622 yılında Cuma günü Yesrib'e, o zamanki adıyla Yesrib, sonra Medine oluyor. Yesrib'e hareket eden Peygamberimiz Cuma vakti geldiğinde Ranuna Vadisi'nde Selim bin Avf kabilesine misafir oldu. Daha sonra burada Resulullah ilk Cuma namazını kıldırdı ve Osmanlı zamanında da burada bu hatıra yaşasın diye Cuma Mescidi diye bir yer yapılıyor. Mescid-i Atike adıyla da anılan bu cami Kuba Caddesi'nde Mescid-i Küba'ya yaklaşık 350 metre uzaklıktadır. Bugünkü Kuba Mescidi var ya, Kuba Mescidi'nin 350 metre uzağında. İlk defa Ömer bin Abdülaziz'in Medine valiliği sırasında inşa edilen Mescid-i Cuma Osmanlı padişahlarından 2. Beyazıt tarafından yeniden imar edildi. Mihrabının yakınında peygamberin namaz kıldığı yer belirgin hale getirildi. Daha sonra ufak çaplı onarımlar geçiren Mescid-i Cuma 1992'de yıktırılarak yeniden yapıldı. Yani arkadaşlar görüldüğü üzere Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ilk namazını Medine'de kılmıştır. Mekke'de kılmamıştır. Peki soru, peygamber neden 3 sene boyunca Mekke'de cuma namazı kılmadı? Hani siz diyorsunuz ya 3 cuma namazı kılmayanın karısı boş olur, 3 cuma namazı kılmayanın kalbi mühürlenir bilmem ne, bir sürü hikaye uyduruyorsunuz. Haşa peygamber 3 yıl kılmadı. Niye? Niye? Demek ki peygamber sallallahu aleyhi ve sellem burada bize öğretti. Bunu bize gösterdi, ameliyle gösterdi. Mekke'de Müslümanlar temkin sahibi değildi, temekkün sahibi değildi ama Medine'deki Müslümanlar temkin ve temekkün sahibiydi. Bugün Türkiye'de İslami kesim güçlü mü? Hayır değil. %1 bile değil ya. %1 bile değil. Tarikatlar, işte siyasal İslamcılar onları saymayın, onlar Müslüman değil. Biz Müslümanlardan, İslami kesimden bahsediyoruz. Kendine tevhid ehli diyenlerin getirdiği bir şüphe var. O da İbn Hacer'den bir nakildir. İbn Hacer'in şöyle söylediği, Tuhfetül Muhtaç'ta şöyle söylediği geçiyor. İbn Hacer diyor ki, cuma namazı Mekke'de farz kılındı ama sayı yetersizliğinden dolayı şiar gerçekleşmediği için kılınmadı. Yani bunlar diyorlar ki, bize bu şüphe getirenler, diyorlar ki eğer bir yerde Müslümanların sayısı fazlaysa orada cuma namazı kılınır. Çünkü Peygamberimiz sayısı az olduğu için cuma namazı kılmadı. Böyle bir şüphe getiriyorlar. Oysa ki arkadaşlar bu geçerli bir şüphe değildir ya da geçerli bir delil değildir. Neden? Hemen cevabımızı da verelim arkadaşlar kaynağıyla birlikte. Umdetül Kari'deki bir rivayeti okuyacağım size. İbn-i Sirin şöyle anlatıyor. Medineliler Resulullah gelmeden ve Cuma ayeti inmeden önce toplandılar. Cuma'ya ilk defa bu adı verenler onlar oldu. Yani Cuma namazına ilk defa Cuma namazı diyenler Medineliler oldu. Çünkü Cuma toplanmak demek yani.
Dediler ki Yahudilerin her tarafta toplandıkları bir günü var. Keza Hristiyanların da bir günü var. Yahudilerin cumartesi, Hristiyanların pazar. Gelin biz de bir gün toplanıp Allah'ı zikredelim. Namaz kılıp ona şükredelim. Derken bunun için Yevmül Arube'yi seçtiler. Ve Esad'ın evinde toplandılar. O da onlara Esad dediği Esad bin Zürare'dir. Esad bin Zürare de onlara iki rekat namaz kıldırdı. Bu toplantıda bugüne toplanma ismini verdiler. Yani cuma ismini verdiler. Saatta bir koyun kesti ve onlara ikram etti. Zira sayıları çok azdı. Buyurun arkadaşlar, görüldüğü üzere ilk cuma namazını kılan Medine'deki sahabeler Musab bin Ümeyr ve Esad bin Zürare'dir. Esad bin Zürare cuma namazını kıldırırken görüldüğü üzere sayıları çok azdı diyor. Hani bir yerde 40 Müslüman olunca cuma namazı kılınırdı. Türkiye'de kendine böyle tevhid ehli diyenler cuma namazı kılıyorlar. Bir de kılmayanlarla alay ediyorlar. Mesela geçen bunlar bir videolarında cuma namazı kılmayanlarla alay ediyorlar. Yani işte cuma namazı kılmıyorlar falan. Yani hani kendileri çok imanlı ya. Biz de böyle serseriyiz, boş adamlarız. Sübhanallah. Allah Azze ve Celle size rahmet etsin, size hidayet etsin. Ne diyelim? Bunun kaynağını da söyleyelim arkadaşlar. İmam Hakim'in Müstedrek'inin 1. cildinin 28. sayfası. İbn-i Mace'nin Sünen'inin 1. cildinin 344. sayfası. Bu arada İmam Şevkani bu hadis hakkında diyor ki bu hadisi İbn-i Hibban ve Beyhaki de rivayet ediyorlar ve bu hadis sahihtir. Yani görüldüğü üzere Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cuma namazını emrettiğinde Medineli sahabeler Yahudilerin bir günü var, Hristiyanların bir günü var, neden bizim bir günümüz olmasın diye Esad bin Zürare ile beraber ilk defa toplanıyorlar ve bu toplantıya da cuma ismini veriyorlar. Toplandıkları gün de Arube günüdür. Yani toplandıkları gün haftanın Arube günüdür. Normalde haftanın günleri var ya, mesela biz ne diyoruz? Pazartesi, salı, çarşamba değil mi? İşte İngilizler ne diyorlar? Monday, Sunday, Tuesday, Wednesday, Saturday. İşte Araplarda da Arube günüdür, cuma günü. Yani cuma gününü Araplar önceden Arube günü diyorlardı. Bugün de toplanıyorlar ve buna toplanma günü, yani cuma günü diyorlar değerli arkadaşlar. Şimdi diyecekler ki ya işte bir yerde cuma namazı kılınması için oranın Darul İslam olma şartı yoktur. Darul küfür de olsa namaz kılınır. Onlar yine de bunu delil getiremezler. Çünkü Darul küfür, Darul İslam ayrımı yapmayı kabul etsek bile, yapmamayı da kabul etsek bile yine de size delil yok. Neden yok? Çünkü diyelim ki Darul küfürde cuma namazı kılınır desek bile ortaya bir illet çıkıyor. Ne illeti? Güç illeti. Temkin illeti çıkıyor. Gücün varsa, temekkünün varsa namaz kılabilirsin şeklinde bir illet çıkıyor. O da bizim gücümüz falan yok yani. Kimsenin gücü, Müslümanların gücü yok. Türkiye'de %10 bile değil. Ne %10'u? %5 bile değil. Ne %5'i? %1 bile değil yani. O yüzden Darül Küfür'de cuma namazı kılınır desek bile temkin şartı olduğu için, temekkün şartı olduğu için yine bu şart yerine gelmiyor. Yani senin mahallende 10 tane Müslüman var. Bu seni bağlar, bizi bağlamaz yani, anladın mı? Bundan yola çıkarak bizi kınayamazsın ya da bundan yola çıkarak cuma namazı kılmak için kendine yol arayamazsın. Sen kendi bölgene bakıp bir hüküm, bir fetva veremezsin yani. Toprağa genel olarak madem el almamıza engel oluyorsun, o zaman değerlendirmeyi de genel olarak yapacaksın. Türkiye'de Müslümanlar güçlü mü değil, o zaman kılınmaz. Bu kadar. Kendi mahallende, kendi şehrinde güçlüdür diye bir genelleme yapamazsın. Cuma namazını bize Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öğretti. Cuma namazı Mekke'de farz oldu. Anlattık bunu. Peygamber Mekke'de 3 sene boyunca cuma namazı kılmadı. Biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bize öğrettiği dini peygamberden öğreniyoruz. Peygamberin kılmadığını görüyoruz. Gitmiş Medine'de kılmış. İslam yurdunda kılmış. Hadi diyelim Darül Küfür'de de kılınır. Peygamber güçlü olan bir yerde gitmiş kılmış. Yani sizin getirdiğiniz iki delil de yanlış. Biz diyoruz ki Darül İslam'da kılınır. Siz diyorsunuz ki hayır, Darül Küfür'de de kılınır. Tamam, hadi Darül Küfür'de kılınsa bile güç şartı var, temekkün şartı var. Türkiye'de de böyle bir durum söz konusu değil. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir durum söz konusu değil. Yani dünyanın her yerinde Müslümanlar güçsüz. Görmüyor musunuz 10 milyon Yahudi Müslümanlara kök söktürüyor? Görmüyor musunuz 3-4 milyon tane Arakanlı Budist Arakan'da neler yapıyor? Görmüyor musunuz Batı sermaye sahipleri 1.7 milyar, sözüm ona, ümmete neler yapıyor? 1.7 milyara? Vallahi 1.7 milyar falan değil yani. 1.7 milyar tane adam bir yere tükürse orada deniz olur. 1.7 milyar tane balonu yan yana getir bağla, koca bir binayı kaldırırsın böyle uzaya kadar götürürsün yani. O yüzden bugün Müslümanların gücü yok ki dünyada. Müslümanlar güçsüz. Dolayısıyla güç namazı, yani ne? Cuma namazı. Bugün farz değil. Cuma bir güç namazıdır. Bir gösteri namazıdır. Bir temekkün namazıdır. Cuma problemlerin çözüldüğü, ihtilafların konuşulduğu, hutbede imamın çıkıp halka sorular sorduğu, halkın dertlerini dinlediği, dertlerini çözdüğü bir namazdır.
Cuma namazı yerel bir meclistir, yerel bir konseydir. İmam hutbeye çıkar, nasihat eder, insanların dertlerini dinler, onları alırsa not alır ya da onların kafasına yazar, sonra çıkar iki rekat namaz kılar ve dağılırlar. Cuma namazı budur. Bugün böyle bir şey yok ki arkadaşlar. Bir de son olarak şunu söyleyeyim. Arkadaşlar bakın, cuma gününde hayırlı olan şey cuma namazının kendisi değildir. Cuma gününün kendisidir. Cuma gününün kendisi komple hayırlıdır. Yani cuma gününü cuma namazına endekslemek yanlıştır. Allah bize cuma gününün kendisini mübarek kılmıştır. Değerli arkadaşlar, Müslüm'ün cuma bölümündeki 17. hadisinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, üzerinde güneş doğan en hayırlı gün cumadır. Adem o gün yaratıldı, o gün cennete konuldu ve yine o gün cennetten çıkarıldı. Görüldüğü üzere Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cuma gününün kendisinin mübarek olduğunu söyledi. Cuma vaktinin değil. Yine aynı şekilde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, cuma gününde öyle bir zaman var ki bir Müslüman o vakitte namaz kılarken rastlar da Allah'tan bir şey isterse Allah ona verir. Yani cuma gününün tamamı mübarektir. Bunun kaynağını da söyleyelim arkadaşlar. Buhari'nin cuma bölümünde geçer. Görüldüğü üzere değerli arkadaşlar, bu hadislerden de anlıyoruz ki cuma gününün kendisi mübarektir. Allah Azze ve Celle cuma gününde ne olmuş? Cuma gününde Adem Aleyhisselam'ı yaratmış, cennete o gün onu koymuş ve cennette o gün onu çıkarmış ve Allah cuma gününün öyle bir vakti var ki o gün duanız kabul edilir diyor. Yani mübarek olan cuma gününün kendisidir. Cuma namazını kılmıyorsan bile ey kardeşim, cuma günü mübarektir. Cuma namazını kılmıyorsan bile o gün güzel giyin, güzel koku sür. Bunlar peygamber sünnetidir. Saçını tara. Yani bunları yerine getir, temiz elbise giy. Cuma namazı kılmıyorsun diye cuma gününü diğer günler gibi eşit yapamazsın. Cuma günü mübarek bir gündür. Bizim haftalık bayramımızdır. Yahudilerden, Hristiyanlardan onların o günleri varsa bizim de cumamız var. Cuma günümüz var. Cuma namazı kılmıyoruz diye cuma gününü kötü geçiremeyiz. Cuma gününün kendisi mübarektir. Bu cuma namazı meselesi de böyledir arkadaşlar. Görüldüğü üzere cuma namazı sadece Türkiye'de değil, dünyanın hiçbir yerinde kılınmaz. Çünkü dünyanın hiçbir yerinde adalet, Darul İslam olan bir yer yoktur. Velev ki Darul Küfür'de bile cuma namazı kılınır desek, dünyanın her yerinde Müslümanlar güçsüz, mustazaf, ezilmiş ve mazlum haldedir. O yüzden hiçbir yerde cuma namazı kılınmaz. Çünkü cuma bir güç namazıdır. Cuma bir temekkün, bir devlet namazıdır. O yüzden değerli arkadaşlar, cuma namazı kılınmaz. Burada da çok fazla ayrıntılara da girmek istemiyorum. Çünkü ayrıntılara girersek bu cuma meselesinden bir 5 saat falan konuşmamız lazım. Kimi mezhepler halife şartı getirmiş, kimi mezhepler sadece cuma namazı bir ülkede, bir şehirde, bir camide kılınır demiş. Çünkü peygamber cuma namazı kılarken başka sahabeler başka yerlerde cuma kılmıyorlardı. Herkes orada cuma namazı kılıyordu. O yüzden bazı mezhepler diyor ki cuma sadece bir yerde bir Müslüman kılarsa bütün Müslümanlardan o farz kalkar. Bu yüzden cuma farz-ı kifayedir demiştir vesaire vesaire. Bir sürü ihtilaf var arkadaşlar. Ama dediğimiz gibi günün sonunda görüldüğü üzere cuma suresinde cuma namazı farz kılınmamış, alışveriş haram kılınmıştır. Cuma suresi Mekke'de farz kılınmıştır. Peygamberimiz Medine'ye hicret edene kadar da cuma namazı kılmamıştır. Yani cuma bir güç, bir temekkün, bir devlet namazıdır değerli arkadaşlar. Bu cuma meselesi de böyledir. İnşallah arkadaşlar bu videoya beğeni atın, yorum yapın, paylaşın ki Müslümanlar bu meseleleri öğrensinler. Videonun genelinde herhangi bir kurumu, kuruluşu veya herhangi bir anayasal düzeni hedef almadığımı ve bundaki sorumluluğu kabul etmediğimi sözlü olarak belirtmek istiyorum. Sözlerinde bir iyilik ve güzellik varsa Allah ve Resulünün sözlerinin güzelliğinden, bir kötülük ve eksiklik varsa nefsim ve şeytandandır. Benim söyleyeceklerim bu kadardır hocam. Allah razı olsun hocam. Allah azze ve celle bu videoyu izleyenler için faydalı etsin bu videoyu. İnşallah başka bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun.